Efendim hayırlı akşamlar. Divinet'te bir konuşmak lazım programında daha karşınızdayız. Evet, bu cuma akşamında da Divinet'te konuşmak lazım programında son haftanın, son günlerin konuşulması lazım gelen konularına Ali Bulaç ve Cevat Özkaya ile birlikte bendeniz Ekrem Kızıltaş inşallah elimizden geldiği kadar değinecek ve bu konularla alakalı enine boyuna muhabbet etmeye, sohbet etmeye çalışacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi internet adresimiz, e-mail adresimiz arkadaşlarımız program sırasında KJ olarak yayınlıyorlar. Sizlerin de sormayı düşündüğünüz, aklınızdan geçen, katkıda bulunulmasında fayda gördüğünüz hususları buradan bize bildirirseniz seviniriz. Katkı her zaman iyi bir şeydir. Bizim aklımıza gelmeyen sizin aklınıza gelmiş olabilir. Bu akşam ana hatlarıyla birkaç konuya değinmek istiyoruz. Bunlardan birincisi malum Arap Baharı dediğimiz bir olay var. Aslında tabii bahar mı, yani ilk bahar mı yoksa son bahar mı şeklinde tartışmalar var. Bunun yanında bu gelişmelerin devamı olarak yaşanan son hadiseler. Mesela Mısır'da seçimler oldu ve seçimlerde bir yönüyle hakikaten şaşırtıcı denilebilecek neticeler alındı. Bu arada geçtiğimiz hafta Türkiye'deki hepimiz tarafından bilinen ABANT toplantılarının bu dönem yapılanı Gaziantep'te ve Arap Baharı'ndan sonra Orta Doğu'nun geleceği ve Türkiye başlığı altında düzenlendi. Ali Bulaç o toplantıdaydı. Ali abiden o toplantıyla alakalı kanaatlerini alacağız. Çünkü bildiğimiz kadarıyla toplantıda oldukça ilgi çekici şeyler konuşuldu. Ne kadar ilgi çekici olabilir diye aklınızdan geçiyorsa söyleyelim. Toplantının katılımcıları arasında mesela Arap ülkelerinden çeşitli insanların yanında İsrail'den de akademisyenler vardı ve Ali abiden dinlediğimiz kadarıyla İsrail akademisyenler de oldukça ilgi çekici şeyler söylediler. Arap Baharı ve sonrasındaki gelişmeler, ABANT toplantılarının Antep'te yapılan kısmı ve bununla bağlantılı işte Mısır'daki seçimler konusunu değerlendireceğiz. Bunun yanında hepimizi ilgilendiren değişik konular var. Mesela kadın konusunu geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Bu hafta da konuşacağımızı söylemiştik. Aslında bu akşam konuk olarak kız kardeşlerimizden, bacılarımızdan bazılarını da çağırmayı düşünüyorduk. Fakat zannediyorum yoğun programlar sebebiyle bu akşam katılım olmadı. Biz gene de belki değişik açılardan kadın konusuna da belli bir nebze değineceğiz. Çünkü Türkiye'de ve dünyada bu konuda enteresan gelişmeler var. Bu gelişmeler ışığında kadın konusuna değineceğiz. Yine galiba en azından spor sever olanlar ya da sporla ilgilenen kesimi ilgilendiren şike mevzuyla alakalı da bu akşam biraz aramızda muhabbet etmeyi düşünüyoruz. Konuşmak lazım öncelikle Ali abiyle başlayalım ve Ali abi bize inşallah ABANT toplantılarının Gaziantep'te geçtiğimiz hafta gerçekleşen Arap Baharı'ndan sonra Orta Doğu'nun geleceği ve Türkiye başlıklı toplantıyı ana hatlarıyla bir hülasa etsin. Ondan sonra da inşallah hep beraber devam edelim. Evet Ali abi. Şimdi malum bu 1998'de başladı ABANT toplantıları. Gaziantep'te geçen hafta olanı 25.'iydi. Bu toplantılar bazen dışarıda yani yabancı ülkelerde. Evet. Ama çoğunluğu Türkiye'de oluyor. Türkiye'nin değişik yerlerinde olabiliyor. ABANT'ta değil illa. Evet. Yok illa ki ABANT'ta değil ama çoğunlukla yine ABANT'ta oluyor. Bir sembolik önemi var mıydı Gaziantep'te olmasının bu dönem mesela? Evet tabii. Yani Gaziantep'in seçilmiş olmasının bir önemi vardı. Onu söyleyeceğim. Bugüne kadar uluslararası toplantılar Washington'da oldu. Brüksel'de, Paris'te, Kahire'de, Erbil'de dışarıda toplantılar oldu. Şimdi bir yine Atina'da bir toplantı düşünülüyor eğer olursa. İnşallah. Yani inşallah. Antep'te Atina ucuzmuş bugünlerde evet, Atina şu anda. Yunan ekonomisine katkıyla alakası yok bunun. Ve Türklere olan muhabbeti de artmış yani Yunanların bu sırada o da bir avantaj olarak düşünülebilir. Antep'te olmasının sebebi şu, Orta Doğu'daki havayı, atmosferi teneffüs etmek çok daha kolay. Hakikaten de öyle çünkü bu sınırda problemlerin çıkmasından önce Antep ve Kilis'in, tabii Hatay ve Mardin'in de Urfa'nın da Suriye'yle çok sıkı bağlantıları vardı. Halinde devam ediyor, bunlar devam ediyor, bağlantıları devam ediyor. Bir bakıma yani sınırdaki bir şehirde olması Zirve Üniversitesi ile beraber oldu.
böyle bir sembolik anlamı oldu. Yani Suriye sınırının hemen konuşulan bölgeye yakın bir yer. Yakın bir yerde oldu yer. Evet. Katılım da iyiydi. Çok iyi bir katılım vardı. Arap ülkelerinden büyük bir katılım vardı. Ve iyi katılımcılar da iyiydi gerçekten. Yani derslerine çok iyi çalışmış insanlardı. Evet. Tunus'tan, Fas'tan, Sudan'dan, Mısır'dan vardı. Körfez ülkelerinden, Pakistan'dan vardı. İsrail'den de vardı. Senin de dediğin gibi. Evet. Türkiye'nin de tabii birçok kesiminden insan vardı. Zaten ABAN toplantılarının özelliği bu. Farklı siyasi görüşlere sahip akademisyenler, yazarlar veya kanaat önderleri, bazen de siyasiler katılır. Tartışmalar olur, bir konu teşkil masasına yatırılır. Şimdiki toplantı da Antep'teki toplantının da ana başlığı Arap Baharı'ndan sonra Orta Doğu'nun geleceği ve Türkiye. Dolayısıyla hem Arap Baharı nedir? Bu soru soruldu. Buna cevap arandı. Analizi yapıldı. Hem de bu bahar ne zaman biter, nasıl sonuçlanır ve ondan sonra Orta Doğu'nun geleceğinde nasıl bir resim ortaya çıkar, bu konuşuldu. Ve tabii üçüncü en önemli gündem maddesi Türkiye'nin Orta Doğu baharıyla olan ilgisi ve bundan sonraki takip edeceği politikalar konuşuldu. Yani ana hattıyla bu oldu. Peki abi merak ediyorum. Şimdi Orta Doğu'da yaşanan yani Arap Baharı dediğimiz olay Tunus'ta başladı. Derken Mısır, efendim ardından Suriye. Bir takım değişik ülkeleri de sirayet etti aslında. Bahreyn, Yemen falan gibi. Oralarda olay bir şekilde kapandı. Tunus ve Mısır'da ciddi değişiklikler oldu. Suriye'de de bir şeyler olmasını bekliyoruz. Türkiye'deki yüzeysel yaklaşım şöyle. Birkaç ana maddeyle söylemek gerekirse. Bir, vay be adamlar işte 2003'te söylediklerini yaptılar. Bölgedeki ülkeleri hep değiştiriyorlar. Dolayısıyla bu bütünüyle dışarının işidir. İki, bravo Orta Doğu halklarına, Arap halklarına. Eninde sonunda canları sıkıldı. Başlarındaki diktatörleri kovuyorlar. Ve ülkelerinde demokrat bir yönetim inşallah oluşturacaklar şeklinde bir yaklaşım. Ya da ikisinin arası bir çizgi tutturanlar var. Tamam burada bir takım ülkelerin değişik hesapları ya da halkın kendiliğinden kalkıştığı konuyu biraz yumuşatmaları, belki onu kanalize etmeleri falan olabilir ama eninde sonunda bu insanların artık yok farz edilmelerine duydukları bir isyandır şeklinde yaklaşımlar var. Arap ülkelerinden gelen, özellikle Arap ülkelerinden gelen insanların bakışı ortalama nasıldı? Şimdi doğrusu benim de görüşüm bu saydığın üçüncü görüş. Evet. Yani üçüncü görüş bana da doğru geliyor, en doğru geliyor. Şimdi Arap ülkelerinden gelenler de şunu ben müşahede ettim. Birincisi kendilerine muazzam bir özgüven gelmiş. Yani meydan, kitlelerin meydanlara dökülmesi, yönetimleri değiştirmesi, diğer ülkelerde rejimleri sıkıştırması ve rejimlerle karşı karşıya gelme cesaretini göstermiş olmaları, o korku duvarını aşmaları onlara çok muazzam bir özgüven getirmiş. Yani galiba en önemli kazanım da bu gibi duruyor. Evet, en önemli kazanımlardan biri. O psikolojik eşiği geçmişler. Yani. Bir de şey vardı ya böyle genel bir yargı bizim Türkiye'de de olan. Ya geç bu Arapları bunlardan bir şey çıkmaz filan denen bir şey vardı. Yok yani. Böyle öyle bir küçümseme değil. Yani, hali vardı. Hayır, hakikaten hem Afrika ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri hem de Mısır'da muazzam bir entelektüel birikim var. Evet. Kültürel düzeyleri çok yüksek, analiz kabiliyetleri çok iyi. Dünyayı yakından takip ediyorlar, kendi aralarında diyalogları var ve galiba o düdüklü tencere patlama noktasına gelmiş ve patlamış. Benim kanaatime göre iç dinamiklerin harekete geçmesiyle bu patlamalar meydana geldi. Fakat elbette dış güçler bunu bir şekilde kendi lehlerine çevirmek için olağanüstü çalışıyorlar. Öteden beri, yıllardan beri Mısır'da ve Kuzey Afrika ülkelerinde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa sivil toplum kuruluşları üzerinden insan hakları, kadın hakları ve dernekleri üzerinden orada epey çalışmışlar. Fakat bu çalışmaların sonucunda bu patlamaların meydana geldiğini söylemek çok büyük bir haksızlık olur. Sosyolojik olarak da bu doğru değil. Çünkü bütün toplumun katıldığı bir şey. Şundan söylüyorum, mesela Müslüman kardeşlerle veya Müslüman diğer gruplarla, Selefilerle bu şeyin bir teması yok. Bu Selefiler konusunda belki özel olarak değinmemiz gerekecek ama Ali abi benim aklıma bir şey geldi. Müsaadenle Cevat abiye sormam gereken bir şey var. Cevat abi Mısır'da seçimler yapıldı ve Mısır'daki seçimlerden sonra da şu anda Mısır aslında biraz daha kaynıyor.
Kaynama sebebi zannediyorum Mısır'daki hareketlenmeler sonrası işin bir anlamda suyun başını tutan askeri kesimin mevcut konumunu değiştirme yönündeki taleplere karşı sert çıkması. Sanki tamam siz seçimlere gidebilir, parlamentoyu yeniden seçebilirsiniz ama bazı şeyleri bize bırakın gibi böyle üst perdeden bir hava var. Ali abinin söylediği şey ışığında ve bizim genel yaklaşımımız, Orta Doğu'daki gelişmeler birilerinin yönlendirmesidir falan yorumu ışığında. Mısır'da askeri kesimin hakimiyetini sürdürme çabasına insanlar zannediyorum bir şekilde karşı çıkıyor ve bunun içinde gene Tahrir Meydanı'nı gene şenlendiriyorlar. Ne diyeceksin? Bu ya bu çok beklenmeyen bir şey değildi. Yani Mısır ordusu neredeyse ülke ekonomisinin %30'a yakın bir kısmını götüren bir ordu. Yani ticaret yapan bir ordu. Generallerin veya üst yöneticilerin birçoğunun şirketlerde olduğu, eğer yazılanlar doğruysa, böyle bir hüviyeti olan bir ordu. Bir de kazandıklarını insanlar kolay kolay bırakmıyorlar. İşte Türkiye statükoyla uğraşıyor şu kadar zamandan beri. Aldığı mesafelere de bu anlamda dönüp bakmak lazım. Yani mesela bazı şeyler söyleniyor ve Türkiye'dekilerle birebir söylenenler. Ne diyor bu Yüksek Askeri Konsey'in üyesi olan general, konuşan general? Diyor ki bu seçimler tamam, seçimler oldu geçti ama diyor. Yani bu anayasa yapma işinin tamamını biz meclise bırakamayız diyor. Yani bazı şeylerin söylenmesi lazım diyor. Hatırlayın bizde de yapılan bir sürü şeyler vardı. Devlet hükümet ayrımı Süleyman Bey, devlet devamlıdır, hükümet şeydir. Yani hükümet devleti idare eden bir mekanizma olarak değil, bir taşeron kurum olarak değerlendiriliyordu. Buradaki yani zihniyette de bu var. Yönetim halkı bırakılmayacak kadar önemli bir konudur gibi şimdi, bir yaklaşım var galiba. Evet, aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey. Bu seçimlerin birkaç önemli şeyi var. Her zaman seçimler yapılırdı Mısır'da ve Tunus gibi yerlerde. %90'larda, %95'lerde şey kazanır, zaten rejim kazanır. Bugüne kadar yapılan seçimlerin geçersiz olduğunu ve hiçbir sosyolojik tabanının olmadığını, doğru düzgün bir tabanının olmadığını ispat etti. Çünkü müsaade edersen bir fıkra anlatabilir miyim ya biraz? Salih Tuna'nın programına gider. Eyvallah. Şimdi tam Amerikan da fıkralık iş çünkü bu iş. Amerikan Devlet Başkanı Mısır'ı ziyaret eder Tahrir'den önce. Ve der ki Hüsnü Mübarek'e, yahu sen her seçimde nasıl %99 alıyorsun? Biz yani %50'yi aşamıyoruz, yırtınıyoruz. Bunun bir formülü var mı? Vallahi bilmiyorum, ben hiç ilgilenmiyorum. Benim İçişleri Bakanım var. İşte Şükrü Bülent. O bakıyor bu işlere. İstersen ben onu sana vereyim seçim döneminden önce. Kampanyanı o yürütsün. Çok iyi olur, memnun olurum falan diyor. İşte Amerika'da seçimler olacak. İçişleri Bakanı gidiyor Mısır'ın ve kampanyayı kendisi yönetiyor. Evet. Amerikan halkı seçime giriyor ve seçim sonucu çıkıyor ortaya %99,9 Hüsnü Mübarek. Amerika'da da Amerika'da da kazanıyor. Yani, şimdi de. Başka. Şimdi kimler kazandı seçimleri? Yani göstermelik seçimler olduğu çok belli ki yasaklanmış gruplar kazandı. Evet. Yani Müslüman Kardeşler, Selefiler filan hem Tunus'ta hem Mısır'da yasaklanmış insanlardı. İşte Tunus'ta Nahda kazandı. Dolayısıyla bu İbrahim Ghanem şeyde Abant toplantısında diyor ki Hüsnü Mübarek 20-30 senedir oradaydı. Batı ilk defa Hüsnü Mübarek'in diktatör olduğunu gördü diyor. Fark etti. Evet. İlk defa fark etti. Tabii. Bu ince bir ironi, bir alay aynı zamanda ve dolayısıyla halkın da bir aktör olarak en azından bu siyasi arenaya çıktığını gösteriyor. Daha önce %99,9 Hüsnü Mübarek kazanıyorsa, bugün seçimleri kazananlar da seçimlere sokulmuyorsa orada bir tiyatro oynanıyor demektir ve halkın bir özne olarak ortada olmamasını, seçimler bu halkı özne olarak ortaya çıkardı. İkincisi, tabii burada bir şeyi de gönderme yapmak lazım. Esad da beni diyor halk seçti, halkın desteği beni buraya getirdi. O zaman halkın desteği buraya getirdiyse bir daha deneyin. Yani bu halk seçimini bir daha yapın bu şartlar altında diye sormak geliyor. İkincisi burada Batılılar seçim istiyorlar ama sonuçlar istedikleri gibi çıkmazsa
diyorlar ki ya bu pek de hoş olmadı. Yani daha önce biliyorsunuz Filistin'de ve Cezayir'de yaşadık bu işleri. Yani şimdi bu Yüksek Askeri Konsey üyesi, bu konuşan general Muhtar Molla diye bir general. Diyor ki bu seçimler Mısır halkının genel eğilimini temsil etmiyor. Yani %80'e yakın bir katılım var. Bu katılımın içinden işte birisi %40 oy alıyor, %36-37 oy alıyor, öbürü %25 oy alıyor. İşte bu, peki Mısır halkının genel eğilimi nasıl ortaya koyuyorsunuz? Nasıl anlayacağız Mısır halkının genel eğilimi? Demek ki muhtarın söylediği gibi olması gerekiyor. Yani nasıl anlayacağız? Şimdi bunu açıkça söylüyor ve devam ediyor. Diyor ki halkın seçimlerde İslamcıları birinci sıraya oturtmayacağını ifade ederek güvenliğini, ekonomisini, çıkarlarını ve uluslararası toplumla ilişkilerini tehdit edecek birilerini Mısır halkı seçer mi diyor. Cevap veriyor. Tabii ki hayır. Yani şu, Mısır halkının seçtikleri iş başına gelirse bu ülkenin güvenliği güme gider. Ekonomisi sıkıntıya girer. Uluslararası ilişkilerde de yalnızlaşır. Peki nereden çıkarıyorsun bunu? Yani kim yaparsa bu güvenlik sağlanabilir. Alın Türkiye'ye dönün bakın. Evet, ne kadar aynı söylemler, birebir benzeyen söylemler bunlar. Efendim Mısırlılar şeyi seçtikleri için güvensiz olacaklar. Ekonomik olarak sıkıntıya düşecekler ve tehdit altında olacaklar. Bu işin tam tersi, hatırlayacaksınız, Refah Türkiye'de geldiği zaman, Cezayir'de FİS kazandığı zaman Amerikalılar şey diyorlardı. Amerikalılardan bir grup en azından diyordu ki bunlar iktidara gelsinler, bir dönem iktidar yapsınlar. Biz de evet, burada duralım ya, bize bağlı güçler veya bizim ortaklaşa olduğumuz. Ne olur? Bunlar zaten başaramayacaklardır. Tabii. Bu yani başarısızlığın İslamileştirilmesi olur bu. Evet. Ne oldu? Yani iyi kötü Refah belli bir noktada başarılı olmaya başlayınca da devirmek lüzumunu hissettiler. Burada bir şey daha var. Diyor ki Mısırlılar diyor bunu seçer mi? Peki gerçek Mısırlılar bunu seçer mi? Kim peki gerçek Mısırlı? Yani halkın %60'ının 70'inin oyunu alan Mısırlı değil. Gerçek Mısırlıyı nasıl tarif ediyorsunuz? Hatırlayın, bizde de oyların sayısal ve siyasal ağırlığından bahsedilirdi. Nitelikli seçmen var. Nitelikli seçmen var. Kaosa kalkan kaç elden? 440? 411'e. 411'e kaosa kalktı. Onun ötesinde ta 1950'den başlayarak 2002'lere kadar gelen dönem içinde, 2002'de dahil olmak üzere, yani halkın çok büyük bir çoğunluğunun seçtiği iktidarın iktidar olamayacağını, halkın doğruyu seçmediğini, seçemeyeceğini aşağı yukarı söylüyorlardı. Aynısını söylüyor. Şimdi bu, yani bunu seçenler Mısırlı değil demek oluyor. Peki Mısırlı kim? Bunu bir tarif et. Kim Mısırlı? Bunu da böyle bir tarif de yok. Bir de oraya kadar gelmemiştir daha Muhtar Bey demek. Seçim ve anayasa takvimini diyor, itiraf da var tabii. Bizimkilerde de çıkardı bu tür itiraflar. Çok konuştukları için itiraflar da çıkıyor. Seçim ve anayasa takvimini öyle bir hazırladık ki özel diyor, özel hazırladık. Yani bunun içinde özel bir grubu. Yani siz diyor bunu Müslüman kardeşler okuyun, aşağı yukarı söylediğim bu. Engellemek için devreye sokulduğunu itiraf ediyor. Bunu da şöyle makullaştırıyor. Diyor ki bu demokrasinin ilk aşaması. Meclis ileride istediğini yapar. Şimdi bakın 1950'lerde anayasa işte 24 anayasasıydı. 60'larda anayasa hazırlandı. Ondan sonra siz ne kadar seçim kazanırsanız kazanın, anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşamıyorsunuz. Evet. Bir, iki, anayasa sizi hangi seçimi hangi oranda kazanırsanız kazanın iktidar yapmıyor. Çünkü paylaştırılmış anayasa iktidar alanları, seçimle gelenlerin iktidar alanı %35 civarında bir alan. Şimdi bu anayasayı diyor biz böyle yapalım. Ondan sonra siz bunu değiştirmek için uğraşın. Eğer Cevat Mısır abi, adamlar bizi şöyle bir 40-50 yıl geriden takip ediyorlar sanki mi diyeceğiz şimdi? Geriden takip ediyorlar demek çok mu doğru? Belki bizden çok daha hızlı aşarlar bu mesafeyi. İnşallah yani... çünkü Türkiye'den, azından Türkiye'den. Aynı işte bakın. Türkiye'nin model olması filan bunlar boş laflar. Tabii. Yani ama model olmayı aktarıma... istemek de boş bir laf. Evet.
model kabul etmediklerini de biliyoruz. Model birisi bizi model olarak takdim ediyorsa aradaki ilişkileri germek için yapıyordur bunu. Ama Türkiye tecrübelerini aktarmak istiyorsa ve bu tecrübelerin bir alıcısı varsa işte tam bu noktada tecrübelerini tabii, aktarmak yani durumundadır. Orada yani. Muhtar, bu muhtar denilen general eğer 61 anayasasına benzer bir halka cendere giydirmek niyetindeyse Türkiye tecrübesini bilen Mısırlı akademisyenler, entelektüeller herhalde o bir dakika arkadaş bu oyunu biz Türkiye'de görmüştük. Dolayısıyla olmaz diyecektir herhalde. Yani burası tam uzlaşılmayacak noktadır. Evet. Burada yapacağınız bir uzlaşma sizin buraya kadar oluşmuş, yükselmiş ve özne haline gelmeye çalışan halkı tekrar epeyce nesneleştirmek sonucunu üretir. Burası tam şey yapılacak yerdir, evet. Direnilecek yerdir evet. Diye düşünüyorum. Ali abi Mısır'da biz Tunus'ta işte nahta kazandı. Mısır'da da İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşler falan derken şimdi bir de Selefiler ortaya çıktı. Ve az buzda değil %25 civarında oy aldılar. Hiç beklenmeyen bir oydu. Beklenmeyen bir olay. Nedir bu işin arka planı? Şimdi bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bizde biliyorsunuz 1923-1950 yılları arası tek parti dönemidir. Tek parti döneminde bütün tek partili rejimlerde askerler aktif rol oynamaz. Yani siyasetin dışında tutulur. Evet. Hatta Mustafa Kemal özel Türkiye'de olarak de, evet. Türkiye'de de askeri şeyin dışında tutuyor. Siyasetin dışında tutuyor. İstiyorsan diyor eğer siyaset çıkar yapmak istiyorsan üniformanı çıkar gel siyasete gir. Şimdi tek partili rejimler polis rejimleridir. Evet. Yani sistemi rejimi ayakta tutan polistir. Cevat'ın dediği gibi Mısır'da da ordu aslında daha çok ekonomiyle uğraşıyor. Yani evet. OYAK türü çok sayıda çok ekonomi kuruluşu var. Çok daha gelişmiş. Yani OYAK'la kıyaslanmayacak kadar bir ekonomik şeyi var. Ekonominin %30'undan fazlasını kontrol ediyor. Dolayısıyla siyasetin de hep dışında kalmış şey asker, evet. Ordu şeyde Mısır'da. Mısır'da tek parti rejimi olduğu için orada polis hakimiyeti vardı. O ayakta tutuyordu. Şimdi bu bir avantaj da oldu aslında. Avantaj şöyle oldu. Tahrir'de bu gösteriler, patlamalar meydana gelince ordu aslında pek oldu. Alışık olmadığı bir durumla da karşılaştı. Yani müdahale edeyim mi, etmeyeyim mi, halkla benim bir şeyim olmadı bugüne kadar vesaire. Yani bu böyle bir tereddüt geçirdi. Tahrir'de bastırınca netice alındı. Şey gitti, mübarek gitti. Evet. Bu son derece önemli. Şimdi ordu aktif olarak siyasetin içine girmek istiyor. Fakat geleneğinde olmayan bir şey de yapacak. Evet. Tecrübeli olmadığı, pek çok alışık olmadığı bir şey. Bizde ordu ne zaman şeye girdi aktif olarak siyasete? 1950'den sonra. Yani Demokrat Parti iktidarı aldı. Hatta denir ki darbeye 1954 yılında başlandı. Hazırlığına başlandı. Zihni ve çalışma hazırlığına başlandı. Örsan yani. Öymen vardı biliyorsunuz. Milliyet gazetesinde. O bir ihtilal daha var diye biraz da ironiyle yazmış ama belgesel de bir şeydi. Bir ihtilal daha var. Orada şey. Evet, oradan. Evet, evet. Diyor ki 1954 yılında Davut Paşa kıssasında diyor sucuklu yumurta yerken ne olacak memleketin evet. Hali diye başladı 1960 ihtilali diyor. Yani burada evet. Başladı ilçe. Şimdi dikkat ederseniz şeyde de Tahrir'de de halk orduya, askere çok büyük gösteriler yapıldı. Çünkü hiç karşı karşıya gelmemişler. Yani askerle halk karşı karşıya gelmemişler. Hatta ordunun başına tek partili dönemlerde iyi bir muhtemet koyarlar. Bizde de Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'yı koymuşlar. Beş vakit namazında evet. Bir insan etliye sütliye karışmaz, siyasetten anlamaz. Göndersen şeyden bakkaldan domates, bir kilo domates almasını bilmez. Sadece orduyu kontrol ediyor ve rejim bu şekilde ayakta duruyor. Evet. Şimdi yepyeni bir durum var. Yani ordu bir yandan siyasete giriyor, öbür yandan da halkla da karşı karşıya geliyor. Muhatap aslında Mısır ordusunun istediği, Cevat'ın da değindiği gibi, Türk ordusunun siyaset üzerinde vesayet hakkının bir benzerini talep ediyor. Yani mesela diyor ki, bana diyor sistem üzerinde ayrıcalık tanısın. İşte mesela bizdeki Milli Güvenlik Kurulu gibi meclisin egemenliği paylaşması ya gibi. İşte ana konular. Ondan işte. Sonra somut olarak da söylüyor. Mesela sivil mahkemeler askerleri yargılamasın diyor.
kendi benim yargım olsun diyor, benim şeyim olsun diyor. Bu türden taleplerde bulunuyor. Bu aslında Türkiye tecrübesinin yani 60'tan bu yana aktarılması demektir. Bunun bir altını çizelim, bu son derece önemli. Fakat şeyler yani Tahrir'deki insanlar bunu istemiyor. Yani biz bu Türkiye'nin acılı tecrübesini yaşamak istemiyoruz. Tabii. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Türkiye bunun zaten bunun acısını hala buradan hala daha çıkmaya çalışıyor evet. Türkiye ve yani hakikaten değil. Bunu kabul eden çok iyi de ben müşahede ediyorum. Yani Mısırlılar Türkiye üzerinde çok derin bir bilgiye sahipler. Yani çok iyi düşünüyorlar sistemi. Nerede aksıyor, nasıl şey yapıyor ve gerekli tecrübeleri de çıkarıyorlar. Türkiye'dekilerin Mısır hakkında bilgileri olmadığı kadar bilgileri var. Evet, doğru. Birincisi bu. İkincisi, şimdi Batı başlangıçta biliyorsunuz. Yani hem Zeynel Abidin'in hem de şeyin Mübarek'in arkasında durdu. Evet. Yani onları onu destekledi. Bugün medyaya yansıdı. Mühimmat taşımış Amerikalılar şeye, Hüsnü Mübarek'e taşımışlar. Mevki kullandı diye. Fakat sonra şeyi anlayınca bu rejimde bu yöneticiler gidiyor. Evet. Bu sefer liberallere oynamaya başladılar. Yani Müslümanlar seçimle iktidara geleceklerine liberalleri öne geçirelim. Yani. Fakat ve Mısır'da Baradayı özellikle öne çıkardılar. Ama hiç tabanı yok. Yani bir şey yok. Yani bir Afganistan'da Karzai, işte Irak'ta Allahabi neyse Baradayı'nın da böyle zaten Mısır'daki 25 sene yok. Midir ne dışarıda yaşayan. Doku uyuşmazlığı var. Evet, yani. Şimdi bunu da şey yapmayınca yani liberaller de seçimlere girdi ve tabii ağır bir yenilgi aldılar. Mısır'da herhangi bir toplumsal tabanlarının olmadığı da ortaya çıktı. İhvan beklendiği gibi bunu daha önce de konuştuk hatırlarsanız. Yani %38-39 oy alacak. Evet. %40 oy aldı. %40. Selefiler de 24,4 aldı. Galiba reklam arası vermemiz peki. Gerekiyor. Bence bu konuya reklamdan sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, konuşmak lazım da Arap Baharı mevzuna daldık. Henüz çıkamadık oradan. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra biz buradayız. Sizler de bekliyoruz. Merhabalar efendim. Konuşmak lazım. Kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor. Reklam arasından önce Ali Bulaç ağabey Mısır'la alakalı, Mısır'daki yapıyla alakalı, Mısır'daki yapının biraz da ne kadar Türkiye'yi hatırlattığına dair bir şeyler söylüyordu. Evet efendim. Evet. Şimdi tabii Müslüman kardeşlerin bu kadar oy alacağı aşağı yukarı biliniyordu. Evet. Liberaller biraz daha fazla alır deniyordu sol ve şeyleri Arap milliyetçileri. Liberaller de, solcular da ve Arap milliyetçileri de büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Evet, Ali abi tam burada Türkiye'de yaşanan hele hele son yıllarda yaşadığımız tecrübeden de hareketle liberal, işte solcu, Arap milliyetçisi vesaire bütün ideolojiler aslında eğer ideoloji bir amaç değilse bir takım şeyler yapmak için araçsa Mısır'da ya bütün bu yaşananlardan sonra dünyadaki bütün bu gelişmelerden sonra mesela hala soldan nasıl medet umabilirler ya da ırkçılığa varan milliyetçilikten, Arap milliyetçiliğinden nasıl medet umabilirler? Liberaller dediğimiz şeylerde, o kesimde eninde sonunda yani eninde son ne arzu ediyorlar? Halka verebilecekleri şeyler açısından baktığımızda neden halkın nabzını tutup hakikaten halka hitap eden politikalar geliştiremiyorlar? Yani ideolojik temel prensiplerim onları tutuyor yoksa halkı okumakta bir zorluklarım var tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Vallahi Ekrem Bey bu zor bir soru yani. Böyle altından 10 kalkmak, puanlık baraj sorusu diyorsun. 10 puanlık baraj sorusu. Ama Batı tarzı siyasetin olduğu bütün ülkelerde yelpazede bunlar olur. Evet. Yani merkez sağ, merkez sol, milliyetçiler, aşırı solcular, daha ılımlı solcular veya sağcılar olur. Zaten sistemin kabullenmekte zorluk çektiği İslamcı partiler. Tam da şimdi Türkiye'de 90'lı yılları hatırlayalım. Cevat abi biraz önce değindi. Refah Partisi'nin ortaya çıkışı ve o dönemde gazete manşetlerini falan hatırlarsak. Yani işte bunlar yok, işte oy alamazlar, şunu yapamazlar, bunu yapamazlar derken. Refah Partisi önce 94'te yerel yönetimlerde, 95'te de Türkiye'nin birinci partisi oldu.
O dönemde muhtar bile seçilemez. Daha sonraki dönemlerde işte kapatılmalar falan, muhtar bile seçilemez denilen Recep Tayyip Erdoğan, ki Allah şifalar versin şu an devrinde nekaatinde, Türkiye'nin başbakanı oldu ve herhalde Türkiye siyasal tarihinde görülmedik bir başarıydı. İmza atıldı. Şu anda Demokrat Parti tecrübesinden de ileri gittikçe artan bir ivmeyle süren bir iktidar dönemi var. Bütün bunlar göz önünde. Yani bunu gören insanlar, tamam içeridekiler belki biraz saf davranıyor olabilirler ama az önceden beri konuşuyoruz. Batılılar da Tunus söz konusu olduğunda, Mısır söz konusu olduğunda liberal ya da sol kesimlere ya da ırkçı kesimlere falan oynuyorlar. Bu nasıl bir saflıktır? Bu gidişatı okunmamanın temel sebebi ne? Yok, bu politik bir konudur. Evet. Yani başlangıçta dedik ki bu yönetimleri desteklediler. Fakat bu yönetimlerin gidici olduğunu anlayınca... Evet. Bu sefer batıcı, yani Arap milliyetçisi veya liberal veya solcu grupların, ama özellikle liberallerin iktidar olmasına çalıştılar. Tabii şimdi onların da yani bir güç olmadıkları, evet, toplumsal herhangi bir karşılıkları olmadığı ortaya çıkınca bundan sonraki aşamada Batı iktidar olacak Müslümanlara, İslamcı partilere şunu empoze edecektir. Benim değerlerime, kriterlerime uygun bir iktidar. Evet. Aksi halde ben seninle çatışacağım, sana yardım etmeyeceğim, uluslararası camiada seni yalnızlaştıracağım. Bunu demeye çalışıyor. Yani bir imtihan aşamalı, dönemi başlıyor. İmtihanı alıyor şeyi tabii, adeta tabii, yani. Tabii üç aşama takip etti Batı. Şu Mısırlı generalin söylediği sözler de galiba bir anlamda bunun karşılığı. Evet, ve askerlerle bu İslamcı partileri sürekli bir biçimde karşı karşıya getirecekler. Evet. Yani şöyle bir sopa gibi kullanacaktır Müslümanların tepesine. Ya benim değerlerime uygun iktidar olursun, evet, ya da askerler seni devirecek. Zaten Türkiye'nin de temel problemi şu anda bu. Evet, yani evet, bu. Evet. Mesela Türkiye kendi özgür iradesiyle, inisiyatifini kullanarak Orta Doğu'da politika takip etmiyorsa, mesela geçtiğimiz 7-8 senede hakikaten kendi yöntemiyle, doğru, Türkiye bölgede rol oynadı ve çok başarılı oldu. Çok başarılı oldu. Ne zaman ki NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Anglo-Sakson ve Fransa devreye girdi, Türkiye'ye baskı yaptı, Türkiye afaladı, eli ayağı birbirine dolaştı. Ama aynı zamanda da şunu empoze ediyor Türkiye'ye. Ya benim dediğimi yaparsın yahut da askerler kapıda. Evet. Yani bir havuç bir sopa, bir havuç bir sopa. Sopa havuç, sopa asker, evet, havuç ise demokratikleşme ve demokratik sistemin Müslümanların aktif olduğu özne olarak. Yani iktidarda dönüştürme politikası. Şimdi Mısır'da da bu var. Yani bu var, askerleri, evet, bu şekilde öne sürüyor. Burada tabii Müslüman kardeşler kendi içlerinde bir tartışmaya girmişler. Yaşlı grubu diyor ki biz Türkiye'de olduğu gibi, AK Parti'nin yaptığı gibi iktidar olalım. Askerlerle çatışmayalım. Eninde sonunda nasılsa zaten seçimleri biz kazanacağız. Evet. Yani bizim dışımızda iktidara yakın, en yakın bir hareket yok. Evet. Entelektüelleri, aydınları ve gençlerinden de önemli bir bölümü ise şunu söylüyor. AK Parti iktidarı, Türkiye'deki AK Parti iktidarı, iktidarın yapısını sorgulamadan iktidar olduğu için çok büyük bir değişim olmadı. Yani gelir bölüşümü düzelmedi. Özgür inisiyat, kendi inisiyatifiyle bölgede var olmadı. Biz toplumu daha ahlaki ve sosyal yönden takviye edelim. Daha sivil faaliyetlere girelim. Ve şu anda ihvanın kendi içinde yaptığı tartışma, en önemli tartışma bu. Yani böyle bir tartışma var ve bu Mısır'la bence son derece... Mısır'la alakalı baştan beri konuştuklarımız Türkiye'nin geçmiş yıllarına ne kadar benziyordu sözünün. Galiba bu tartışma da bir dürdür devam. Ama inan ki bütün İslam alemi birbirine benziyor. Evet. Yani o kadar birbirimizden kopuk değiliz. Yani doğru. Zaten öyle bu şeyler, nedir ismi, yani milli devletler Orta Doğu'da hepsi uydurma. Hepsi, hı-hı, yeni ulus devletlerdir. Bunlar kağıt üzerinde çizilmişlerdir. Sınırları kaldır, hepsi biri diğerine... Doğru. Derece farkıyla, aynı havza. Evet, derece, evet, farkı var. Mahiyet farkı yok aralarında. Dinamikler aynı, şartlar aynı, sorunlar aynıdır. Zaten işte, evet, abilik falan yapmaya lüzum yok. Yani, evet, bu sınırları biraz geçirgen hale getirirseniz insanlar birbirleriyle bir türlü halleşirler. Yani o, yani
Hatta mesela ben İhsan Süreyya Hoca'nın, İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın çok güzel bir kitabı var. Yemen İsyanları diye. Ha, Yemen İsyanları. Onu ben herkese tavsiye ederim. Onu okuduğumuz zaman aslında anlarsın. Yani İslam dünyasının ne kadar birbirine benzediğini ve çözülmenin bütün İslam dünyasında nasıl aynı anda merkezde yazılmış bir senaryoya göre olduğunu, imparatorluğun dağıldığını insan orada çok daha net bir biçimde görür. Bu, izin verirseniz bu Selefilerle ilgili de bir şey, evet, söyleyeyim. Evet, Selefiler. Bunlar %25'e yakın oy aldılar. Kimse beklemiyordu. Tabii. Hakikaten bir sürpriz oldu. Fakat burada ihmal edilen, ben bu Arap Baharı toplantısı, Antep toplantısında Mısırlardan öğrendiğim şey şu. Bir defa Mısır Selefileriyle Suud Selefileri birbiriyle hiç benzemiyor. Tamamen birbirinden farklı. İsim benzerliği farklı. Dışında çok İsim fazla benzerliği bir şey dışında, yok. Evet, birbirlerinden tamamen kopuk. Mısır Selefileri otoriteye itaatkar. Bir defa. Yani ulul emre itaatkar. Anarşiye karşı tam sünni fitne kavramına sahip. Yani Mısır Selefileri mi diyorsun? Mısır Selefileri. Suud Selefileri ise daha şey, daha isyankar ve daha başkaldıran bir şey. Hmm. İkisi arasındaki ortak benzerlik lafzı, lafza. İsim. Selefi sadece o. Yok. Yani nasıl lafzına bağlılıkları. Mesela şeyleri, işte efendime söyleyeyim, yani hadis de lafız neyse, ondan hangi anlam geliyorsa ikisi de ona ittiba ederler. Mısır Selefileri çok esaslı, köklü bir İslami eğitime, medrese geleneğine, İslami ilimlere sahip. Suud Selefileri ise genellikle Marksist milliyetçi kökenden gelip hayatının bir döneminde ve çok iyi eğitim almış ama laik eğitim almış ama hayatının bir döneminde İslamcılığa ve Selefiliğe geçmiş. Kesimlerden geliyor. Mısır Selefileri mi? Hayır. Suud Selefileri. Evet. Suud kökenli Selefiler ve bunların da liderleri çoğu zaman batıda çok iyi eğitim almış, okumuş olan insanlar. En çok El-Kaide'nin de beşeri tabanı aşağı yukarı onlardan gelir. Yani ilk başlangıç noktaları milliyetçi ve Marksisttir bunlar ya da batıcıdır. Fakat sonda batıya olan batıya duydukları öfke, batının işte İslam ülkelerini işgal etmesi, asker bulundurması, İslam Müslüman dünyayı aşağılaması onlarda bir şey uyandırıyor, bir tepkiye ve nefrete sebep oluyor. Sonra bunlar şiddet ve silahlı mücadeleye girişiyorlar. Mısır Selefileri hiçbir zaman teröre başvurmamışlar bugüne kadar. Başvuranları hemen ayırıyorlar. Mesela 8 ay önce Cemaat-i İslami vardı şiddete başvuran. Hemen onu ayırmışlar. Ve o da tahrir olayları başlamadan 8 ay önce silah bıraktığını ilan etmiş. Evet. Yani önemli özellikleri de bu. Mısır Selefileri ehli kitapla, oradaki Hristiyanlarla, Yahudilerle diyalog kurmaktan yana olan insanlar. Yani ve Mısır Hristiyanlarıyla, Kıptilerle ilişkileri gayet iyi. Liberallerle olan ilişkileri, solcularla da ilişkileri iyi. Fakat Suud Selefileri bu diyalog ve şey faaliyetlerine tamamen kapalı. Yani onlar daha sekter bir özelliğe sahipler. Mısır Selefileri demokratik yollarla iktidarın devre alınabileceğini kabul ediyorlar. Fakat Suud Selefileri kategorik olarak şeye karşı. Yani böyle bir evet. Evet, karşı. Bu doğrusu ilginç bir şeydi. Bir de ihvanın ulaşamadığı köy ve kırsal kesimler genellikle Mısır Selefilerinin kontrolünde. Çok yoksul varoşlarda ve kırsal kesimde taban buluyorlar ki Mısır'da da nüfus olarak yoksullar ve kırda yaşayanlar hayli çok. Onlar şey yaptı. Bir de Tahrir'e onlar da katıldı. İhvan'la beraber bütün şeyde gösterilerde Tahrir Meydanı'nın güvenliğini onlar üstlendiler. Fakat onlar da İhvan gibi ve İhvan'la anlaşmalı olarak çok görünmediler. Kendilerini aşikar etmediler. Öne çıkmadılar. Yani. Peki Ali yani abi. Buradan şunu mu anlayalım? İhvan'la aralarında çok ciddi bir rekabet yok şey anlamında. Çatışmaya aslında, dayalı bir rekabet yok yani. Yani aslında aralarında tabii ki önemli farklar var. Yani farklar var da. Çok önemli farklar çatışmaya var. Çatışmaya dayalı fakat, bir. Hayır. İhvan onlarla koalisyon yapar mı yapmaz mı? İhvan'daki genel eğilim onlarla koalisyon yapmama yönünde şu anda. Ama tabii siyasettir bu, belli olmaz. Olacağı belli olmaz. Evet. Tam ben de onu soracaktım. O güzel geldi. Peki
aralarında çatışma yok ama işte koalisyon yapıp yapmayacaklarına da şüpheyle bakıyoruz. Fakat tıpkı Tahrir'de olup da varlıklarını belli etmeme gibi bu koalisyon yapmayacakları şeklindeki kanaat de yani bir anlamda biraz ortamı yumuşatmak için falan olabilir mi hala? O şöyle oldu yani Tahrir'de eğer İhvan ki Tahrir'i besleyen tabii. İhvan ve Selefilerdir bunda hiç şüphe yok. Kitlesel olarak yani birkaç bir güvenliği onlar korudular. Tabii. Baltacılara karşı onlar durdular yani polis teşkilatına karşı onlar mücadele ettiler diğerleriyle beraber. Su, erzak, kumanya onlar taşıdılar hep günlerce hatta haftalarca. Ve onlar, bu iyi bir organizasyon diyen bir şey kolay bir hikaye yani değil. Bir sürü insanı orada ya, doyuruyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Zaten Mısır ihtiyaç demek ihvan demektir. Tabii. Yani sendikalardan öğrenci teşekküllerine, işçi kuruluşlarına varıncaya kadar, üniversitelere varıncaya kadar yani o Mısır'ı domine eden şey ihvandır. Yani. Evet. Bir de tabii onlar gösterilere katıldığı zaman milyonlar aktı. Onlar adamlarını çektiği zaman gösteriler nispeten zayıf oldu. Ama İhvan da Selefiler de şunu göz önünde bulundurdu. Biz çok önde olursak bizden olmayanlar ve bizden korkanlar şey yapabilir. Yani İhvan ele geçiriyor sistemi diye onlarda bir endişe uyanabilir. Bir de Batı medyası işte radikal İslam devralacak. Aman dikkatli olun. Zaten şey belli böyle propaganda yapıyordu. Bugün de Beşer Esad'ın dışarıya verdiği en önemli mesaj nedir? Tabii. İhvan terörist bir örgüttür. Ben İhvan terörüne karşı mücadele ediyorum. Diyor. Yani filan. Mübarek filan da öyle evet kullanıyordu. Dolayısıyla çok akıllı tabii davrandılar. İhvan da Selefiler de akıllı evet davrandılar. Elhamdülillah inşallah bu İnşallah sürekli olur. Peki İnşallah. Ali abi kısaca şeyi bilhassa sen katılanların Orta Doğu'nun geleceği konusundaki kanaatleri yani böyle herhalde ilginç kanaatler serdedilmiş olması lazım. Arap ülkelerinden bir de asıl önemlisi yanlış hatırlamıyorsam iki İsrail akademisyen vardı. Evet. Şimdi tabii İsrail'i eğer o katılan iki akademisyen üzerinden okumak icap ederse yani, bunlar ikisi de Siyonist. İkisi de evet tabii yani İsrail'in kurucu ideolojisine evet bağlı iki İsrailli akademisyen. Fakat tabii rafine adamlar diplomatik bir dille konuşuyorlar. Amerika'dan katılanlar da aslında onlara paralel konuşuyordu. Hatta Dışişleri Bakanlığı'nın önemli danışmanlarından sayılan bir Amerikalı akademisyenin dediği şu. Mısır ve Arap ülkeleri için Türkiye modeldir. Model olmak durumundadır. Fakat Türkiye'nin başladığı ve geliştiği noktadan onlar da başlayıp devam edecekler. Hmm. Yani tek parti, Kemalizm, Demokrat yani aynı, Parti. Yani aynı süreci geçecekler. Saydı, isim saydı. He. Menderes, Demirel, Ecevit dedi. Böyle gelişecektir dedi. Böyle olmak zorundadır dedi adeta. Amerika'da. Yani biz bunu böyle istiyoruz biz demek böyle aynı istiyoruz zamanda. Yaşa, aynen evet öyle. Yani böyle olacak derken böyle istiyoruz demek istedi. Tabii İsrail'de bir tedirginlik var. Yani eğer bu Arap Baharı şey yaparsa, neticeye ulaşırsa, sonuçlanırsa, iktidara kim gelirse gelsin İsrail bugünkü rahat durumda olmayacak. Onun yani halkın yok arzularına uyan yönetimler iş başına geldiği zaman elbette kaçınılmaz tabii olarak İsrail sıkıntıya tabii düşecek. Sıkıntıya düşecek, bölgede yalnızlaşacak. Fakat tabii İsrailler üstü kapalı, çok nazik ve kibar diplomatik bir dille de şu meydanı sıkıysa da yapın diyorlar. Evet, sıkıysa yapın diyorlar. Yani eğer varsa gücümüz. Çünkü karşınızda sadece İsrail yok. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı var. Batı bizi blok halde destekliyor. Eğer İsrail'e kem gözle bakacak olursanız Batı'yla, bütün bir Batı'yla savaşmayı veya mücadele etmeyi göze almalısınız mesajını da verdiler. Nereye gider Arap Baharı dersen hakikaten bir yol haritası yok ellerinde yani. Fakat bir patlama var. Bu patlama devam ediyor. Ve ben tabii iyimserim. Yani Allah'ın izniyle inşallah iyi bir mecrada gelişeceğini umuyorum. Tek temennim bizim yaşadığımız tecrübeyi onlar yaşamasın. En azından bizim kadar yoğun yaşamasınlar. Biraz atlayarak geçseler iyi olur inşallah. Öyle olacak zaten inşallah. Peki çok kısaca onların oradaki katılan akademisyenlerin falan durumuna baktığımızda Türkiye'nin en azından 70'ten beri yaşadıklarını yakinen takip eden bir isim olan Ali Bülent'in kanaatini oradaki entelektüel birikim
en azından bazı merhaleleri böyle biraz atlayarak hızlanabileceklerini düşünebilir miyiz? Tabii, tabii. Evet. Yani bizim 50 senede yaşadığımızı onlar 5 senede, 2-3 senede bile evet. yaşayabilirler. Hani bir zamanın sıkıştırılması hı-hı. gibi sıkıştırılması bir şey bu. Gibi. Evet. Daha az zayiatla geçer inşallah. Tabii çok daha az zayiatla. Esasında dünyanın şeyi de, şartları da, konjüktürü de, iç toplumsal dinamikler de bu tecrübenin 50 sene sürmesine izin vermiyor. Tabii, zaman tabii. hızla akıyor. Yani Amerika'dan gelenlerin arzu ettikleri şey inşallah gerçekleşmeyecek. Evet, şüphesiz tabii. Cevat abi, Ali abiyle konuştuklarımız, şu İsrailli akademisyenlerin söyledikleri, Amerikalıların yaklaşımları falan aklıma şöyle bir şey getirdi. İsrail'in işte katı siyonist olan kesimlerinin tavrı ne? Biz burada 3-5 milyonluk insan da olsak ve bir Müslüman denizinin ortasında bir küçücük sal içerisinde kalmış insanlar da olsak, Batı bizimledir, Batı arkamızdadır. Dolayısıyla Batı bizi her zaman müdafaa edecektir şeklinde biraz belki bizim açımızdan baktığımızda garip bir yaklaşım bu. Halbuki en de sonunda mevcut durumda belki o etraftaki Müslüman denizinin kendisine düşmanca ya da muhasım bakışlarını mümkün olduğu kadar azaltabilecek. Ya işte hadi bari konuşmaya başlayalım, bir sulh denizine doğru yelken açalım, bazı şeyler olsun telafi edelim diyebilecek bir tavır yerine sürekli sanki düşmanlığı körükleyen bir tavır var. Bunun sebebi ne olabilir? Ya doğrusu, bu da 15 puanlık uzman sorusu. Doğrusu bazı tahminler yürütebiliriz. Yani böyle bir diyalogun kendisini korumayacağını düşünüyor olabilir. Evet. Yani bu diyalog başladığı zaman çünkü şunu şey yapmak lazım. Yani İsrail'in orada kuruluşundan itibaren bir meşruiyet sorunu var. Evet. Yani Filistinlilerin bugün gücü yok ama orada bir meşruiyet sorunu yok Filistinlilerin. Yani tabii. O toprak onlara aitti. Halksız bir toprağa topraksız bir halkı yerleştirmek felsefesiyle Batılılar, İngilizler getirdi, onları oraya koydular. O toprağın önce, yani o toprak halksız mıydı? Hayır. O toprağın önce halksız olduğu teması işlendi. Yani ve dolayısıyla bir ortam içinde. Arapların da çok... Bu cümleyi atlama, şöyle bir şey de var. Yani bilinçaltında ve bu oryantalizmde de işlenmiş bir tabii. şey. Yani Filistin'de yaşayanlar var. Ama bunlar halk değil. Hatta insan bile değil. Haşerat cinsinden. Tabii. Bu tabii. Yani Cevat'ın dediği bu cümle Siyonizmin esasını teşkil eder. Yani halksız bir toprak ve topraksız bir ulus. Yani bir ulus var. Ulus Yahudiler. Hı hı. Diasporada yaşıyorlar. Fakat bir öbür tarafta da bir mahlukat var. Bir bu mahlukatın var. Da temizlenmesi lazım. Bu mahlukat burada. Haşerat gibidir. Bunu oradan temizlenmesi gerekir. Dolayısıyla bu haşerat temizlenirken insan haklarına, hukuka, savaşın kurallarına riayet edilmez. Yani edilmez. Şeyin esası bu ya. Bu son derece önemli bir şey. Yani bu haklar onlar için geçerli değil. Yani öyle bir şey yok. Çünkü tanım gereği çok da fazla insan değiller yani netice itibariyle. Dolayısıyla şimdi böyle başlamışsınız. Yani netice itibariyle konuştuğunuz zaman neyi konuşacaksınız? Yani arkadaş, bu Kudüs nasıl oluyor? Tamam, Kudüs'ün bir yerinde bir şeyler kurdunuz. Kudüs'ün bir de bu doğu tarafı var, burası var. En hafif ihtimalle yani 67 savaşından önceki sınırlara gitmek hikayesi var. Kaldı ki bu burada kalmaz. Siz burada yoktunuz. 48'den önce yani yok. Burada yoktunuz ve siz buraya adeta sizi fırınlarında, gaz fırınlarında katleden, sizi toplumun varoşlarına Avrupa'da hapseden bir Avrupalının vicdani sıkıntısını halletmek üzere Müslümanların üzerinden bu bedeli ödemek üzere yaptıkları bir vaka olarak buraya kondunuz, geldi buraya. Bunu söyleyecekler bir gün sonra. Yani dolayısıyla Ali abinin dediği gibi gücünü kullanarak sonuna kadar bu işe direnecektir. Ha, Avrupa bu işin çözülmesini istiyor mu? Yani Amerika bilhassa istiyor mu? Bana kalırsa çok da istiyor değil. Çünkü İsrail orada var olduğu sürece İsrail'i koruma bahanesiyle bölgeye müdahil olma imkanı Amerika'nın her zaman mevcut. Tabii bu başka yerlerde imkanı yok anlamına gelecek bir şey değil. Irak'tan Amerika çekiliyor da yani bir Bağdat'a çok büyük bir üs kurmuş. Evet. İki Süleymaniye'ye bir üs kuruyor. Üç Erbil'e bir üs kuruyor.
yani söylenenler yanlış değilse. Yani bu üstleri oradan çekilmek için kurmuyor. Netice itibariyle güvenliğe ilişkin sıkıntıyı üzerinden atıp kendisini güvenli alanlara çekiyor ve oradaki menfaatlerini devam ettirecek bir gücü orada daima bulunduruyor. Ama bu oranın tabii ve yerleşik bir gücü değil. Er geç gidecek. Yani bunun yolu yok başka türlü. Bütün hikayeler, yani bütün yapılan şeyler de onu oradan göndermek esası üzerine yapılacak. Ama İsrail orada olduğu sürece Amerika oraya müdahil olma hakkını her zaman elinde tutacak. Yani böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yoksa makul bir şekilde mevcut sınırlarının değilse bile 67 öncesi sınırların garanti edilmesi, bu sınırların Arap dünyası tarafından tanınması karşılığında bir barış İsrail için kötü bir anlaşma değil. Ama bunun burada kalmayacağını düşünüyor kanaatimce. Bana kalırsa da kalmaz. Evet. Yani Arapların daha fazlasını, haklı olarak daha fazlasını isteyebileceğini düşünüyor. Bir de zannediyorum o Siyonist ideolojinin temel felsefesi o neydi? 1897 Basel Konferansı'nda 50 yıl içerisinde İsrail'in kurulması ve bir sonraki 50 yılda da 100 yıla kadar da Büyük İsrail. Herhalde burada bir şey var yalnız. Yani netice itibariyle tarihi zamanlar, zaman hızlanıyor filan ama yani bütün o tarih içindeki 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık bize çok uzun gelen zamanlar zannedildiği kadar uzun zamanlar değil. Yani Ali abi daha iyi bilecektir. İsraillerin 2000 yıl oldu değil mi şeyden çıktıkları, devletsiz dolaştıkları 2000 zaman. 2000-2100 ne derseniz deyin en az 2000 yıl. 2000 yıldan beri bir ideali kafada tutmak ve nihayet fırsatı geldiğinde bunu bir yere koymak. Bu önemli bir hikayedir. Evet. O zaman 1948, hadi Birinci Cihan Harbi'nden itibaren alın meseleyi, 100 yıl olmadı daha. Evet. Yani böyle bir dağınıklığın yaşandığı dönem. Tarihin bu uzun tarihin içinde 100 yılın olağanüstü uzun bir zaman olduğunu düşünmek yanlış bir şey. Dolayısıyla tarihin hep bu olduğu gibi gideceğini varsaymak ve buradan bir kötümserlik üretmek de bizi daha bağımlı, yani Müslüman insanlar için konuşuyorum, daha bağımlı, daha teslim olmuş insanlar pozisyonuna getirir ki bunun olmaması lazım, olmayacağına da inanıyorum. Yani evet. İsrail de bunun en önemli delillerinden bir tanesidir yani. Evet. Tabii aslında Ali abi şöyle bir mesele var. İsrail'in kuruluşu ve yaşayışı, bunun arkasında Batı'nın tavrı. Batı'nın tavrını çeşitli sahiplerle açıklayabiliriz ama bir başka bir şey var galiba. Batı bir anlamda içini temizledi. Ve mesela işte geçmiş yüzyıllara baktığımızda çoğu zaman Yahudileri insan bile saymayan, kale almayan ve belli bir süre sonra ciddi şekilde bir antisemitik yapı geliştiren bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve onlar kendi hatalarının faturasını bir şekilde Orta Doğu'ya Müslümanlar ödettiler, Filistinlileri ödettiler. Şu anki durumda da Filistin'in haklı çığlığını, tamam işte Siyonistlerin medya üzerinde çeşitli mekanizmalar üzerinde etkisi var ama galiba nasıl söyleyeyim, adil batılılar bile o Filistinlinin çığlığını duyduklarında bir hal çaresi bulmakta zorlanıyorlar gibi. Bu batının genel bakışı biraz menfaatperest bir şey mi? Hadi şöyle söyleyelim, çok temas ettiğiniz için uluslararası şeylerle falan. Yoksa hala insanlar Filistin'de olup bitenlerin tam olarak farkında değiller. Şimdi bir defa Batı kamuoyu ile iktidar seçkinleri arasındaki Yahudi ve İsrail algısı birbirinden farklıdır. Evet. Yani sıradan Batılı, ister Hristiyan olsun, ister dini duygusu zayıf olsun, onun bilincindeki, kolektif hafızasındaki Yahudi Tanrı'nın katilidir. Hazreti İsa'yı öldüren Yahudi. Hazreti İsa'yı öldürendir. Evet. Ve Yahudi inancında, teolojisinde Hazreti İsa haşa bir meczuptur. Yani biz onu peygamber kabul ediyoruz. Evet. Hristiyanlar onu Tanrı kabul eder. Yahudiler ise onu meczup, deli kabul eder. Bu çok enteresan bir şey. Tabii. Çünkü eğer Hazreti İsa'yı Yahudiler peygamber kabul edecek olurlarsa zaten Hristiyan olurlar. Tabii. Enteresan. Tabii. Ali abi galiba reklam arası vermemiz gerekiyor. Bu konu çok güzel. Bence reklam arasından sonra bu konuyu sürdürelim. Efendim konuşmak lazım. Hakikaten konuşmak lazım. Kısa bir reklam arası. Az sonra tekrar birlikteyiz inşallah.
Efendim merhabalar. Kısa bir reklam arasından sonra konuşmak lazım. Tekrar karşınızda. Konuşmak lazım da geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te toplanan ABAN toplantılarının Gaziantep bölümü yani Arap Baharı'ndan sonra Orta Doğu'nun geleceği ve Türkiye konulu toplantıdan bahsedip oradan geldiğimiz açılımlarla en son İsrail mevzuna geldik ve İsrail mevzuna geldiğimizde Ali abiyi dinliyorduk. Ali abiye geçmeden önce bendeniz şöyle kısa bir hülasa yapmak istiyorum. Şöyle bir sıkıntı var. İsrail nihayet işte 5-6 milyon nüfusuyla bölgede büyük bir Müslüman denizinin içindeki bütün ülkeleri saysak herhalde 7-800 milyon civarında bir nüfus söz konusu. Hepsi Müslüman ve İsrail'in kuruluş tarzı oraya ortaya çıkış tarzı itibariyle Müslümanların hemen tamamı. Hangi düşüncede olurlarsa olsunlar İsrail'in gayrimeşru olduğunu düşünüyorlar. Buna rağmen İsrail orada ve işin garibi meşruiyet kazanmak için en azından çevredeki insanların hadi liberal olanlarının, solcu olanlarının, kendisine karşı biraz da anlayış gösterebilecek olanların bile neredeyse görüşlerine itibar etmeden, kendi bildiğini doğru zannederek bunu okumaya devam ediyor ve Batı'dan da kendisine ciddi bir destek var. Tam da işte Batı'dan bu desteğin arka planında vaktiyle Yahudileri ciddi şekilde ezen, onları yok etmeye çalışan ve sonunda bir şekilde kendi içinden bölgeye atıp onlardan kurtulan bir mantık var İsrail'in arkasında durmalarında. Bir başka konu da şu, İsrail'in kuruluşunu 1897'de Siyonist Kongre'de, dünya birinci Siyonist Kongresi'ni ilan ettiğinde sonraki 50 yıl içerisinde de Büyük İsrail, Eret İsrail'i kurma planlarını falan açıklamıştı. Bugün geldiğimiz durumda artık nüfus artış hızı durmuş, belki geriye doğru dönen bir İsrail söz konusu. İşin garibi işgal ettiği ve dolayısıyla İsrail'in sınırları içerisinde ciddi şekilde Arap nüfus var. Buna rağmen İsrail bölgedeki insanlarla, kendi içindeki ve bölgedeki insanlarla barış yönünde, onlarla bir arada yaşamayı temin yönünde en ufak bir gayrete bile razı değil. Sürekli gerginlik peşinde gidiyor. Burada rahmetle, Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca'nın meşhur bir sözünü hatırlatmakta fayda var. Büyük İsrail'i kurmaya çalışıyorsunuz, hatta dünyaya hakim olmaya çalışıyorsunuz ama dünyaya hakim falan olsanız Allah göstermesin de hadi şu illere birer vali atayın dediğimizde o kadar vali atayacak kadar bile nüfusunuz yok şeklinde bir espri yapardı hoca. Ali abiye devam ediyoruz abi, kaldığın yerden gibi mi olacak tam bilmiyorum ama bu bir normal bir hal midir? Yani işte Müslüman denizinin ortasında küçük bir adada, ada olarak kabul edelim. Orada yaşayan insanlar çevredekilerle bir hal yolu bulup barış içerisinde yaşama niyeti yerine sürekli olarak gerginliği pompalayan bir yapı sürdürülüyor. Bunun Batı'nın o tavizsiz desteğiyle, ivazsız garetsiz tavizsiz bir destek var ki o sen tam da onu anlatıyordun. Batı kamuoyunun, Batı'yı yönetenlerle kamuoyu arasında bir farklılık vardı. Evet. Şimdi tabii Batı'nın bir kolektif hafızasında Yahudi'nin bir şeyi var, bir imajı var. O da Tanrı'nın katili olması. Evet. Yani Hristiyan inancına göre Hazreti İsa öldürüldü. Pilatus onun ölüm cezasını verdi. Evet. Roma valisi, Filistin valisi veya Kudüs valisi. Burada sebep Yahudiler oldu. Aslında valinin niyeti Hazreti İsa'yı affetmekti. Evet. Yani onun zararsız bir insan olduğunu düşünüyor kendi vicdanında. Fakat muazzam bir baskı altında kalıyor. Oradaki Ferisiler, Yahudiler ayaklanıyorlar ve onu Hazreti İsa'yı öldürmeye sürüklüyorlar. Evet. Batı bunu bunun sorumlusunu Yahudiler olarak görüyor. Hatta işte bu şey filminde İsa'nın çilesi. Çilesi filminde evet. Mel Gibson'ın bunu anlatıyordu. Yani çok net bir biçimde. O yüzden anlatıyor. O film dünya üzerinde zannediyorum hiçbir destek olmadan biraz evet. Değişik bir şekilde vizyona evet, girebildi. Tabii. Evet doğru. Yani. Birincisi bu. İkincisi tarih boyunca Yahudiler Batı'nın ve Hristiyanların ağır katliamlarına maruz kalmışlardır. Yani Babil sürgünü, evet. Roma ve Bizans bunların en bilinenleridir. Az önce Cevat da şey yaptı değindi. En son Roma büyük bir katliam yapıyor miladi 60 yılında ve İsrailler ancak 1948'de tekrar Yahudiler daha doğrusu Filistin topraklarına dönmek üzere diasporaya dağılıyorlar. 2000 Müslüman dünyasında bir Yahudi katliamı oldu yok, mu? Yok. Tek bir Yahudi katliamı yok.
Tam aksine hatta destek var, Abbasi saraylarında çok yüksek yerlerde istihdam ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla Medine Sözleşmesi'ni imzalıyor biliyorsunuz. İspanya'da Müslümanlarla beraber yaşıyorlar. Müslümanların iktidarında, hükümranlığı altında. Çok rahatlar. Evet. Müslüman medreselerinde Yahudi alimler, bilginler ders veriyor. İbni hatta Meymun bunlardan İbni biri galiba. Bunlardandır. Evet. İbni Meymun Meşşai'dir. Ve o da Müslüman filozoflar sınıfında mutalaa edilir. Yani Meşşailer diye mesela mutalaa edilir. Evet. Ve biliyorsunuz orada da İspanyollar bunları Hristiyan olmaya veyahut da sürmeye karar verince Osmanlı devleti gemi gönderip onları imparatorluğa getiriyor. Osmanlı'da da durumları gayet iyi. Yani ticaretlerine devam etmişler, korunmuşlar. Osmanlı devleti onları millet kabul etmiş. Evet. Yani özel dini topluluk kabul etmiş. Kendi hukuklarında özel tabii dinler, millet etnisiteye dayalı bir şey değil. Yani evet, millet din temelli. Yani Yahudi milleti, din İslam milleti, temelli, Hristiyan yani. Milleti falan diye tasnif edilir. Din ve dinden neşet eden hukuk demektir aslında hukuk millet. Demek, yani evet. Hukuk demektir. Mesela Allah'ın milleti denmez. Evet. İbrahim milleti İbrahim diyoruz milleti. Yani, değil mi? Millet İbrahim'e Hanife diyoruz. Evet. Yani. Evet. Osmanlı'da da böyle. Yani Müslümanlarla tarihte Yahudilerin çok ciddi bir kavgaları, çatışmaları filan olmamıştır. Bu sorun Abdülhamid zamanında başlıyor. Onlar da malum biliyorsunuz işte Filistin'de toprak talep ediyorlar. Sultan Abdülhamid buna izin vermiyor. Ona çok büyük yüklü paralar teklif ediyorlar. Bizim satılacak toprağımız filan yok diyor. Sonra 47'de İsrail kuruluyor. İkincisi Yahudiler Avrupa'da gettolarda yaşatılmışlar. Evet. Yani evet. 11. yüzyıla kadar gettolar vardır Avrupa'da. Şehire giremiyorlar. Haftada bir gün girmelerine izin veriliyor. O günde Hristiyanlar pazarı şehri terk ediyorlar. Onunla temas halinde olmamak için. Yani onları çünkü necis kabul ediyorlar. Dokunulmaz kabul ediyorlar. Yani. Şimdi üçüncü önemli şey zaman içerisinde tabii Yahudiler kendini güvensiz hissettikleri için banknotu icat ediyorlar. Faizi geliştiriyorlar. Yani yükte hafif bahada fakat pahada çok ağır diyebileceğimiz bir şey. Banknotu ve faiz sistemini kapitalist sisteme dahil eden Yahudilerde. Çünkü her an bulunduğu yeri terk edebilir. Terk edecek. Yani evi sırtında götürmeyecek. Menkul mal değil de gayrimenkul. Evet, evet. Ve zaman içerisinde Yahudiler eğitimde, bilimde ve ticarette çok öne çıkıyorlar. İktidarı ele geçiyor. Ekonomik iktidarı ele geçiriyorlar. Bu da Yahudi tüccar ve zenginle sıradan Avrupalı arasında bir gerilime ve bir çatışmaya sebebiyet veriyor. Avrupa'da 19. yüzyılda romantikler ve milliyetçilik başladığında aslında bu milliyetçilik kendini Yahudilik üzerinde tanımlıyor. Yani öteki Yahudi oluyor yani. Bu sadece herhangi bir öteki değil, ötekileştirilmiş, şeytanlaştırılmış bir ötekidir. Ve şimdi bunun yerini Müslümanlık aldı herhalde. Şimdi Müslümanlık aldı. Şimdi bu da hazırlıyor. Yani bu üç faktör Nazi katliamını geri plandan hazırlıyor. Bunun içinde de mesela Heidegger gibi güçlü filozoflar var. Onlar Heidegger de bunun felsefi altyapısını o katliamın yapıyor. Meşruiyetini mi oluşturuyor? Meşruiyetini bunlar? Evet doğru. Aşağı yukarı bütün Avrupalı filozoflar, büyük zihinler bunu işliyorlar. Tabii hakikaten 2. Dünya Savaşı sırasında çok büyük bir dram yaşanıyor. Yani 6 milyon değilse bile yani 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon sayı o kadar önemli değil. Ama kitleler halinde masum Yahudiler, çoluk, çocuk, yaşlı katlediliyor, öldürülüyor, fırınlarda yakılıyorlar, temerküz kamplarında toplanıyorlar. Fakat sonra Amerika devreye girince ve savaş Fransa ve İngiltere'nin de aleyhinde Nazilerin ve faşistlerin aleyhinde sonuçlanınca bu sefer Yahudiler öne geçiyor. Avrupa'da Avrupalı insanın vicdanında bir huzursuzluk meydana geliyor. Yani biz bu Yahudileri bu şekilde katlettik. Onlara bir vicdani borcumuz var. Peki bunları ne yapacağız? Bunlara bir
Avrupalı da bununla beraber yaşamak istemiyor. Avrupa iktidar seçimleri... Yani iki taraflı bir mesele var. Bu çok hassas bir konu. Avrupa siyasetçileri ve entelektüelleri bilirler ki Avrupalı ile Yahudi bir arada yaşamayacak. Evet. O halde ikinci büyük bir katliama sebebiyet vermemek için bir daha Yahudiler aynı katliama maruz kalmasınlar diye bunlara bir vatan bulalım diyorlar. Bu iyi niyetli, saf niyetli bir arayıştır. Ve bunun için de şey aralar. Mesela biliyorsunuz Uganda, Arjantin, Alaska gibi düşünülüyor. Fakat Siyonistler senin de bahsettiğin gibi şeyde 19. yüzyılın sonunda kafalarına vaat edilmiş, tırnak içinde vaat edilmiş topraklar. Filistin. Evet, diyorlar ki biz orası bizim ana yurdumuzdur. Biz oraya gideceğiz. Bizi oraya gönderin. Buna Amerikalılar ve Avrupalılar, kıta Avrupası çok sıcak bakmıyor. Evet. Bugün Amerika blok halde Yahudilerin ve İsrail'in arkasında. Fakat 1940'larda gemilerle Amerika'ya gidiyorlar. Amerikalılar Yahudileri kabul etmiyor. Aylarca, 3 ay şeyde bekliyorlar. Denizde bekliyorlar. Denizde bekliyorlar. Onlar da istemiyor şey Yahudileri. Yani hatta Amerikalılar biliyorsun orta sınıfı çok dindardır. Yani evet. Ve dindardır. Tanrı'nın katilleri geliyor. Onlarla bir arada yaşamak istemiyorlar. Asıl Yahudileri Orta Doğu'ya yönlendiren, sevk eden ve onlara bu toprakları empoze eden İngilizler. İngilizler. Evet, İngilizler bu fikri çok empoze ediyorlar. İngilizler de bir taşla birkaç kuş vurmak istiyorlar. Bir, Yahudiler Yahudi meselesinden kurtulacaklar. Tabii. Yahudi sorunu çok teknik bir tabirdir. Biz hemen hemen her büyük filozofun böyle bir çalışması vardır. Marx'ın da vardır. Jean-Paul Sartre'ın vardır. Yahudi sorunu. Yani Avrupa'nın bir Yahudi sorunu var. Mesela bizim böyle bir sorunumuz yok. Tabii. Yani biz diyoruz ki Yahudi ehli kitaptır. Onların peygamberleri Musa Aleyhisselam bizim de peygamberimizdir. Ona Tevrat indirilmiş, o bizim de vahide neşredilen kitabımızdır. Hatta biz onunla da amel ediyoruz. Tabii. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şer'i hüküm gelmedikçe şeye göre amel ederdi. Yani kısastan tut şeye varıncaya kadar ceza davalarında. Yahudiler geldiği zaman ona bir dava getirdiğinde size neye göre hüküm vermemi isterseniz, Kur'an'a göre mi, Tevrat'a göre mi, onları muhayyer bırakırdı. Bizim böyle bir Yahudi sorunumuz olmadı. Tabii. İngilizler hem bu Yahudi sorundan kurtulmak istiyorlar, hem İslam dünyasının kalbine böyle bir devleti yerleştirip sürekli bir korku unsuru ve onları meşgul edecek bir problem. Nitekim öyle de oldu zaten. Öyle de oldu. Öyle de oldu. Yani. Ve bölgeye Cevat'ın da dediği gibi müdahale etmenin bir enstrümanı, bir aracı olarak kullanıyorlar. Biz Yahudilerin arkasındayız. Biz Yahudileri koruyoruz. Şimdi Yahudilerin dünyaya bakışlarıyla Batılıların onlara sağladığı bu koruma örtüşüyor. Yahudiler şöyle düşünüyor. Varlık zinciri şöyle başlar. Cemadat, cansızlar, nebatat, bitkiler. Hayvanlar, insan, Yahudi ve Tanrı. Wow. Aslında insan... Hiyerarşik bir sıralama. Evet, Tanrı, yani Yahudi hayvan ile böyle. Yahudi arasında bir ara halkadır. İnsan, Yahudi olmayan insan goyimdir, millettir. Yani ötekidir, goyim. Öteki, evet. Yani millet demek veya goyim demek Yahudi olmayan insan demektir. O Tanrı'nın çocuğudur. Kavim olarak nasıl Hazreti İsa haşa Hristiyan inancında Tanrı'nın oğluysa Yahudi inancında da kavim Tanrı'nın çocuğudur. Ve Tanrı tarafından korunmuştur. Torpilli. Evet, zaten İsrail Yahuda şeylerin tanrısıdır zaten, değil mi? Yani İsraillerin. Evet. İsrail zaten Tanrı ile beraber yürüyendir. Yani Tanrı'ya iyi bir Yahudi Tanrı'ya doğru yürür. Fakat öbürüsü Tanrı ile beraber yürür. Wow. Ve Tanrı ile kavga eder. Yani Yahudi Tanrı ile kavga eder. Tevrat'ta bilisim vardır bu. Tanrı'yı yendi. 6 günde yarattı, 7 günde istirahate çekildi. Tanrı yorgundu. İsrail gitti ve ona dedi ki gel benimle güreş tut. Tanrı dedi ki ben yorgunum. Seninle şu anda güreşe girişemem. Beni yenersin. Sen ne biçim tanrısın? Burnu gurununa yediriyorsun. Tanrı'yı tahrik etti. Gurununu tahrik etti. Ve İsrail Tanrı'yla güreşti. Tanrı'yı yendi. Onun boğazına oturdu. Ve benim kavmime imtiyaz ver dedi. Diğer insanlardan üstün
tut dedi. Tanrı da eşit olmayan bu şartlarda yani yenilmişken. Çaresizlikten dolayı haşa. Şimdi fakat Tanrı şeyi de kim biledi? Yani Yahudi'ye de kim biledi? Yani bundan hoşlanmadı Tanrı. Ama Yahudi de o imtiyazı ele geçirdi bir kere. Şimdi Yahudi'nin Tanrı buna ceza olsun diye bütün yeryüzünü günahlarla donattı, haramlarla donattı. Yahudi için yeryüzü haramlarla donatılmış, mayınlarla döşenmiş bir tarla gibidir. Evet. Yani neye ayağını bassa patlayabilir. Her şey haram. Yahudi şeriatı bundan dolayı hakikaten çok ağırdır. Zor bir şeriat, evet. Bir yandan buraya bakar, mayına basmamak zorunda. Öbür tarafta da Tanrı elinde avcı gibi ok ve yay onu avlamak ister. Şimdi Yahudi'nin psikolojisi şudur. Yere bakar, göğe bakar. Yere bakar, göğe bakar. Ve bu onun zeki ve kurnaz olmasının da şeyidir. Dininden gelir bu. Hmm. Yani hem Tanrı'ya karşı kendini koruyacak, hem yerdeki şeye karşı. Nerede şey yapar, güvenliğe erişir Yahudi? Havra'ya girdiği zaman. Havra'ya girdiği zaman orada güvenlik olur. Ama bütün yeryüzü havra değildir. Yani şimdi böyle psikolojide olan bir şey... Ve ben diyor ben imtiyazlıyım. Ben uluslararası hukuka tabi değilim diyor. Ama bir şey daha var yani. Çok dramatik bir tarafı var. Evet zekidir, şunu yapmıştır, bir takım güçleri olmuştur. Ama dünyanın çok büyük bir kısmı tarafından sevilmeyen bir hikaye de ortaya çıkmış. Yani sevilmiyor yani. Bu da aslında sıkıntılı bir pozisyon değil mi yani? İşte bu şeyden ben üstünüm diyor. Yani üstünlük iddiasında bulundu. Evet. Ya şimdi mesela... Ben desem ki ben hepinizden üstünüm. Evet. Dur desin yani nereye senin üstün? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz Adem'in tabii çocuklarıyız yani. Tabii. Şimdi değil mi yani bir ailede bile bu hoş karşılanmaz. Yani onun için Kur'an-ı Kerim devamlı bir şekilde ne vurgular sizin takva. Irkınız, renginiz, diliniz, bölgeniz önemli değil. Takvadır. Takvadır. İnne ekremekum indallahi etkakum. Takvadır. Ve takva da ben sizden takvalıyım demeye mani bir şeydir. Evet. Yani ben ırk olarak senden üstünüm dediğin zaman burada bu kesbi bir şey değil yani verili bir şey değil, bir şeydir. Bu bir şeydir. Yani doğrudan doğruya evet üstün olarak yaratılmakla üstün olarak yaratılmıştır. Şimdi bu diğer kavimlerin zaten hoşuna gitmiyor. Kavimleri kendinden aşağı görüyor. Onlar goyimdir, onlar ötekidir, tabii, onlar tabii millettir. Tabii. Ben farklıyım diyor. Dolayısıyla her kavim için, her ulus için geçerli olan hukuk benim için geçerli değildir. Ben imtiyazlıyım. Ben sizin hukukunuza tabi değilim diyor. Şimdi Batı'nın da işine geliyor bu evet aslında. Yani Filistinli'yi öldürüyor, insan haklarını ihlal ediyor, işkence yapıyor, uluslararası hukuka tabi olmuyor. Güvenlik Konseyi'nin bütün kararlarını reddediyor. Tabii. Kendisini Kur'an Birleşmiş Milletleri tanımıyor. Denetime kendini açmıyor. Neden? Çünkü ben Yahudiyim diyor. Ben senden farklıyım. Amerika Batı da diyor ki ya biz ona çok zulmettik, öyle şey yaptık. Yani o biraz onu tolere edelim. Biraz ona farklı davranalım. Bu bence hem Yahudilerin aleyhine oluyor. Dediği gibi Cevat'ın yani ona karşı bir öfke. Bu makul bir şey değil. Hem de Batı'yı da zor duruma düşürüyor. İşte burada şeye geliyoruz. Yani son noktaya. Batı kamuoyu aslında antisemitiktir. Yani evet, Yahudi'ye çok kızıyor. Fakat o kadar ağır baskılar var ki yani bunu telaffuz edemiyor. Fakat iktidar seçkinleri, onları yani siyasetçileri, bürokratları, diplomatları blok halde İsrail'in arkasında duruyorlar. Ve bu Batı karşıtlığını, Amerikan karşıtlığını da bütün dünyaya yayıyor. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık Batı'da da Amerika'da da yani biz niçin bunu böyle yapıyoruz? Niye değer bu mi sıkıntıya giriyoruz? Evet, bu meselesi bizim çıkarımıza mı diyenler var. Bunlar Yahudi olmayan liberal, ateist veya Hristiyan Amerikalı ve Batılılar. Bir de Yahudi lobileri de bunu söylemeye başladı. Evet. Bazı Yahudi lobileri. Siyonist olmayanlar yani İsrail bağlamında diyeceğiz söylüyor ama. İsrail yani devleti şöyle, bağlamında evet, söylüyor. Şimdi diyorlar ki bu iyi, bu doğru bir gidiş değil. Değil. Yani bu tekrar Yahudilerin başına sıkıntı açacak. Sıkıntı açacak. Yani hatta ikinci bir şey olabilir. Ve yani çok, derler. Tabii çok çok da yazık bir şey yani. Çünkü günahsız insanların cevap, da sıkıntıya girecek. Şunu söylüyor diyor ki ben Amerika'da, Hollanda'da, Almanya'da birinci sınıf insanım. Ben kontrol ediyorum bütün ithalatı, ihracatı, ekonomiyi, borsayı, eğitimi, medyayı kontrol ediyorum. Beni İsrail'e götürüyorsun orada Filistinli'yle yüz yüze devamlı bir terör ve şiddet tehlikesi. Beka korusu. Bu değil. İsrail normal bir devlet olsun diyorlar. Bir bölge devleti. Evet. Yani bir Orta Doğu
da yaşıyorsa... Bunun bir zemini de var. Yani kabul edilebilecek bir zemini de var bu bölge devleti olmasının. İtiraz tabii, edenler tabii. olacağı gibi yani ama... Şimdi İsrail'in bölge devleti olabilmesinin birinci şartı sınırlarını belirgin hale getirmesi. İsrail'in bütün dünya devletleri arasında sınırlarını deklare etmeyen tek devlettir. Evet. Yani İsrail'in sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bunu bilmiyoruz. Yani burada bir şey var Ali abi. Şimdi Hristiyan dünyanın İsrail'i buraya getirip yerleştirmesi, İngilizlerin filan. Bu Asaf Hüseyin şöyle bir şey söyler. Tabii bu şey üzerine değil de. Pakistanlı evet. Önemli de bir adamdır. Hristiyanlığın evsizliği diye bir sorundan bahseder. Yani Kudüs'te çıkmış bir şey. Kudüs Müslümanlar tarafından ele geçirilmiş. Ve ikinci merkezlerini Roma'da kurmuşlar. Yani bu şey gibi. Kabe'nin Allah vermesin herhangi bir güç tarafından ele getirilmesi gibi bir mesele üzerinden. Dolayısıyla Hristiyanlar bu evsizliği yaşıyorlar. Bu yani bir nevi bunun intikamı gibi şeyin oraya yerleştirilmesi, İsrail'in yerleştirilmesi diye bir şey de düşünülebilir mi diye aklıma geliyor doğrusu. Yani bunu şey söylemiyor da, Asaf Hüseyin böyle söylemiyor da. Ama Hristiyanların evsizliği meselesinden bahsediyor. Yani diyor ki kendi tabii doğdukları toprağı terk edip Roma'ya gitmenin getirdiği İslam dünyasıyla çatışmanın da önemli noktalarından bir tanesidir bu diye böyle bir. Çok doğru yani vakit varsa ben bir cümle söyleyeyim. Vaktimiz var. Ilgili. Evet. Vakit sınırsız. Cevat aslında. Çok esaslı bir evet çok esaslı bir noktaya değindi. Hristiyanlığın ana yurdu Kudüs. Yani evet. Hazreti İsa Aleyhisselam orada yani Nasıranlıdır. Zeytin o bölgede dağılır. Evet şey yapmıştır, dolaşmıştır, tebliğini orada yapmıştır ve bizim inancımıza göre de orada göğe çekilmiştir. Yani hayatının dünyevi hayatının evet. sonu orada vuku bulmuştur. Fakat şeyin dediği gibi Roma'ya gitmiştir. Şimdi Roma'nın özelliği aslında Hristiyanlığı bir Yahudi dini olmaktan çıkaran, şöyle cümleyi yanlış kurdum. Hazreti İsa'nın tebliğini Yahudi dini, Yahudi tebliği olmaktan çıkaran Aziz Paul'dur. Tarsus'udur. Yani o milletlere götürdü. Kurucu, bugünkü kurucusu gibi. Evet. Yani, bugünkü Hristiyanlığın kurucusu o gibi. O Aziz Paul milletlere götürdü. Yani Yahudi olmayanlara İsa'nın mesajını götürdü. Anadolu'ya geldi, oradan Balkanlara geçti. Yani ırki bir din olmaktan bir anlamda Aziz Paul çıkardı. Evet. Bunu da söyleyebiliriz. Evet, öyle de diyebiliriz. Çok doğru. Yani filan. Ve ilk kilise şeyde kuruldu. Hatay'da. Hatay. Kuruldu. Evet. Şimdi Hazreti İsa'nın havarileri vardır. Bunların da en önde geleni yani en büyük havari Petrus'tur. Aziz Petrus'tur. Hazreti İsa'nın da çok sevdiği bir sahabesidir, havarisidir yani. Aziz Petrus'un Aramice'deki ismi Kifas'tır. Kifas kaya demektir. Türkçe'de kaya demektir. Şimdi Petrus Aziz Paul'a uyarak Hristiyanlığı, yani İsa'nın mesajını daha doğrusu Anadolu'ya ve Balkanlara götürürken Neron zamanında Neron onu sihirbazlarıyla tabi tutuyor. İmtihana. Firavun Hazreti Musa arasındaki şey gibi. Fakat şeyin sınavın esası şudur. Kim göğe daha çok yükselebilir ve yumuşak iniş yaparak yere iner. Neron'un sihirbazları işte diyelim ki 10 metre yükseliyorlar. Evet. İşte illüzyon mu, halüsinasyon mu her neyse o zaman yapıyorlarsa. Fakat Petrus dua ediyor. Bunlar yükseliyor ve küt diye düşüp toprağın üzerine ve ölüyorlar. Yani. Neron'un adamları. Neron'un evet. sihirbazları. Hı hı. Fakat Petrus çok daha diyelim ki 20 metre yükseliyor ve yumuşak iniş yapıyor. Her seferinde böyle yapıyor. Neron buna çok kızıyor ve onu katlediyor, şehit ediyor. İşte şehit ettiği ve gömüldüğü yer Roma. Katolik Kilisesi'dir. Vatikan'ın olduğu yerdir. Bundan dolayı Roma yani
Cevat esaslı bir şey söyledi. Aslında meşruiyetini Kudüs'ten, Nasıra'dan veyahut da şeyden Celile'den alması gerekirken öyle bir şey sürgünde bir evi olmayan bir diyarda temerküz ettiği için Petrus'un mezarı üzerinde kuruluyor. Evet. Ve diyor ki ben kayayım yani yani kaya üzerinde kuruldum. Ekümenik benim, evrensel benim diyor. Çünkü diyor ben meşruiyetimi Petrus'tan peki Ali abi bunun tarihi gerçekliği konusunda ne söyleyebiliriz? Bu doğrudur. Tarihi tarihen de gerçektir. Evet. Yani böyle oldu. Petrus'un mezarı oradadır. Yani bu havariler ta Ermenistan'a gitmişler. İstanbul'da, Efes'te. Bu ilk şey ben Şam yakınlarında Saydnaya diye bir yer var. Bir Arami köyü. Evet. Mesela ilk şeyler oralarda falan deniliyordu ama Hatay o zaman ilk. İlk ise Hatay. İlk ise Hatay'da. Evet, evet. O belki onlar ikinci ya da üçüncü sırada gelseler. Buraya nereden geldik diye böyle. Bu İsrail ve tabii Hristiyanlık şey. Yani diyeceğimiz aslında şudur hani seyircilerin de kafası karışmasın. Evet. Yani Hristiyanlıkla şey arasında Yahudilik arasında çok esaslı bir çelişki vardır. Asla birbirleriyle barışmaları uzlaşmaları mümkün değildir. Çünkü Tanrı'nın katili kabul ediyor şey Hristiyan. Ama Ali abi bu. Yani, şu müthiş uzlaşmayı, şu uzlaşmazlığı, bu müthiş çelişkiyi sanki mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde falan enteresan bir hale çevirmiş durumdalar. Evanjelikler özellikle. Yani işte Hazreti İsa'nın tekrar geri gelmesi için Yahudilerin İsrail'e toplanmaları, orada bir işte büyük devlet oluşturmaları gerekir falan. Yani ancak bu şekilde Hazreti İsa yeryüzüne gelecek ve onların inancına göre Yahudiler Hazreti İsa'ya tabi olacaklar. Böyle bir inanç oluşturulmasından bahsediliyor. Yani burada zıtların birlikteliği gibi bir şey söz konusu. Buna hakikaten inanıyor mu bu adamlar? Şimdi Amerika'da 50 ila 70 milyon arasında evanjelik var, olduğu evet. söyleniyor. Bunlar büyük bir kitle. Çok büyük bir kitle. Büyük bir kitle. Ve şeyde etkilidirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkilidirler. Orta sınıfa mensuplar evet. daha çok medyada. Tanrı'yı kıyamete zorlamak falan evet. dedikleri şey bu İşte mu? O Tanrı'yı evet, kıyamete zorlamak şey bu. Bunların inancı Yuhanna vahyine Hı-hı. dayanır. Bunun kitapta bir yeri vardır. Yani evet. kitapta yeri var derken İncil'lerde aslı İncil'de yok. Yani Hı-hı. Hazreti İsa'ya inen Allah evet. tarafından vahyedilen İncil'de değil. Evet. Fakat hani İncillerin dışında bir de Resullerin işleri işte Korintoslara mektuplar vesaire. Değişik metinler. Evet. Yuhanna vahyinde bundan söz edilir. Mesih gelecek. Mesih'in gelebilmesi için Armagedon denen yerdeki Filistin'de, İsrail'de şu anda bir bölgede bir tepedir. Orada savaşılacak. Bu savaş Müslümanlarla Yahudiler arasında olacak. Ve kan o kadar gövdeyi götürecek ki at göbeğine kadar kanın içinde batacak. Yani o kadar kan dökülecek Allah muhafaza. İşte böyle bir zamanda Mesih inecek ve yeryüzünün krallığı kurulacak. Evet. Fakat bunun olabilmesi için önce bir İsrail devletinin kurulması lazım. Hmm. Bir, ikincisi dünyadaki bütün Yahudilerin oraya toplanması lazım. İki, üçüncüsü de Yahudilerle Müslümanların savaşması lazım. Dolayısıyla bu kıyamettir. Mesih inince bu inançta olan Hristiyanlar ve Yahudiler de öldürülecek. İşin ilginç tarafı bu. Evet. Yani burada büyük bir ironi var yani filan. İşte Yahudiler de bundan zarar görüyor. Tuhaf olan orası zaten. Tabii. Ancak burada kurtulanlar Hristiyanlar olacak. Onlar evet. Onlar da yükselecekler ve Tanrı'nın sağında oturup kurtulup bu yeryüzündeki faciayı orada seyredecekler. Peki ne yapmak lazım? Tanrı'yı kıyamete zorlamak İsrail'e için. İsrail'e destek olmak lazım. Evet, önce İsrail kurulmalı. Evet. Bütün Yahudiler oraya gitmeli ve Müslümanlarla Yahudilerin arası açılmalı, savaş olmalı ki Mesih yeryüzüne insin. İnsin. Yani bu hakikaten bir kıyamet senaryosu. Ve buna inanan 70 milyon civarında insan var Ekrem Bey. Yani insan havsalası almıyor. Böyle bir inanç olabilir mi? Yani? Bunlar Bush döneminde, Oğul Bush döneminde de siyasete de hakim pozisyondaydılar. Değil şimdi mi yani evangelikler? Neokonlar yani. Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir kitap var. Evet. Oradaki verdiği kaynaklara bakılırsa yani Reagan da buna inanıyordu. Bush da buna mensuptu.
ve onlar bütün politikalarını bu yönde, kullanıyorlardı. İnşa ediyorlar. Yani bir tür değişik bir şeriata iman etmiş. Evet. Nasıl söyleyelim? Sanki teokratik bir temelden Amerika evet. Birleşik Devletleri işte şöyle böyle ama böyle yürütüyorlardı galiba. Evet. Peki tabii Yahudiler İsrail bunun kendileri için büyük bir tehlike olduğunu bilir tabii yani sonunda Yahudilerin de öleceği bir şey. Ama ancak bunu kullanıyor. Yani bunun işine geliyor. Bunun evet, birinci bölümü hoşuna gittiği için ikinci tabii, bölümü ikinci nasıl olsa inanmıyorlardı. Olmaz. Evet olmayacak. İkinci bölümü inanmadıkları için birinci bölümü kullanıyorlar tepe tepe. Peki abi Yuhanna Vahyinde bu var dedik. Bu son belki işte 1897 sonrası süreçte ortaya çıkmış bir şey. Yani önceden anlaşılamıyor muydu? Yoksa sonradan bir tür manipülasyon mu var? Evanjeliklerin ortaya çıkmasıyla beraber orası keşfedildi. Daha hı-hı. doğrusu o bölüm böyle yorumlandı, tefsir hı-hı. edilmeye başlandı. Yani bu yani. Nostradamus'un kehanetlerinin bir şeyler olup bittikten sonra yorumlanması gibi bir şeye benziyor. Yani bu yeni bir yorum tabii. Yani evet. evanjeliklerle beraber gelen bir yorum. Eskiden de var tabii Avrupa'da buna inanan evet. Hristiyanlar vardı ama bunlar küçük marjinal böyle. Evet. Şimdi siz konuşurken ben aklıma gelen bir iki şeyle alakalı not aldım. Genel tabloyu yansıtması açısından ilginç şeyler bence. Hatırlayacaksınız şu One Minute, Sayın Başbakan'ın One Minute lafını zikrettiği toplantıda Shimon Peres'di yanlış hatırlamıyorsam. İsrail Cumhurbaşkanı hı. konuşurken ilginç bir şey söyledi. Malum işte Hamas'ın İsrail'e attığı Katyusha roketleri vardı. Bu roketlerle alakalı iyi bilen birisinin söylediği şöyle bir şey var. Yani soba borusu gibi bir şeylerden atılan ve bir insana ancak üzerine düşerse zarar verebilecek şeyler. Yani roket denilen şeyler bunlar. Niçin? İşte Gazze'den atılıyor ve Gazze ciddi bir ambargo altında. Roket falan girme imkanı yok. Ancak orada bulabildikleri zayıf metallerden, soba borusu kalınlığı değerinde metallerden yapılan roketler söz konusu. Shimon Peres Sayın Başbakan'a dönüp şöyle bir şey söylemişti orada. Bu o One Minute sözü bütün bunları bence gölgede bıraktı. 1,5 milyon insan yani sınırlara yakın bölgelerde oturan 1,5 milyon insan gece sabahlara kadar uyku uyuyamıyorlar. Şimdi bu tuhaf bir şey. Neden tuhaf bir şey? Söylediğim gibi soba borusuna benzer bir şeyden atılan ve ancak insanın üzerine düşerse o insana zarar verebilecek bir takım roketler sebebiyle uyku uyuyamayan 1,5 milyon insan. Yani İsrail tarafı. İsrail tarafında. Evet, bu da orada çok ciddi bir travmanın, çok ciddi bir korkunun olduğunu bana hatırlatıyor. Bir başka şey de şu. TRT'nin ilk yıllarında yayınlanan, ismini falan unuttum, bir İngiliz dizisi vardı. İngiltere yapımı, BBC yapımı bir dizi. Siyah beyaz dönemlerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Oradan aklımda kalan bir şey var. Soyluların yaşadığı bir mahalle ve o soyluların yaşadığı mahallede ev almaya çalışan bir Yahudi tüccar. Herhalde diyelim 19. yüzyıl ya da 18. yüzyıl İngiltere'sinde geçen bir hikaye bu. Ve sürekli olarak o tüccarın ev alma girişimleri reddediliyor. En son o tüccar dul kalan bir soylu hanımı ile evlenip iç güveysi olarak o hanımın evine geliyor. Ve düğünlerinin gecesi o hanımın evine yerleşiyor adam. Tabii filmin dizinin akışı içerisinde anlıyorsunuz ki o insan oraya yerleşmiş olmaktan dolayı çok mutlu. Fakat ertesi sabah uyandıklarında garip bir şeyle karşılaşıyorlar. O sokakta bulunan bütün İngilizler evlerini terk edip gitmişler. Yani mahalle boşalmış. O adam oraya geldi diye. Yani böylesine katı bir anlayışın olduğu bir yerden işte bir şekilde bugün İsrail'e getirilmiş insanlara destek olan birileri var. Bir başka tablo da şu. İsviçre'de bir şehre gitmiştim. Herhalde bir 10 sene falan olmuştur. Gece dolaşırken saat 11'den sonraydı. Bir caddede işte plastik bariyerler konularak trafiğin kesildiğini gördüm. Beni gezdiren arkadaşa sordum bu nedir diye. Bu dedi böyledir. Nasıl böyledir dedim. Bu caddeye dedi gece 11'den sonra sabah 7'ye kadar araç girmez. Halbuki ana cadde gibi bir yer. Dedim hikmeti nedir? Bu cadde boyunda oturanlar dedi rahatsız oldukları için böyle bir karar aldırdılar ve buraya kimseyi sokmuyorlar. Garibime gittik. Kimler oturuyor falan dedim. Tahmin edersin dedi. Eyvallah dedim tahmin ederim. Bir başka enstantane bir başka şehirden bir Alman şehrinden Berlin. Berlin'de bu Yahudilere yönelik girişimlerin başladığı dönemlerde
içinde galiba Yahudilerle beraber yakılan bir kilise var. Çok acı bir olay tabii. Yani Allah kimseye göstermesin. Feci bir şey bu. Fakat şöyle bir şey var. Bu sinagog, affedersiniz. Sinagog şu anda tamir edilmiş durumda. Önünden yalnız, yanlış hatırlamıyorsam, 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş bir otoban var. Şehrin içinde merkezi bir otoban bu. Sinagog şu anda çalışır halde. Sinagogun önünde herhangi bir saldırı olması ihtimaline binaen zannediyorum. Herhalde 1 metre ne diyeceğiz ona, bir kenarı 1 metre olan kare küplerden oluşmuş beton bloklar var. Ve bu beton bloklar o 4 şeritlik otobanın 2 şeridini yok haline getirmiş. Yani şimdi trafiği aksatıyor. Bu şöyle bir şey akla getiriyor. İçinde yaşadıkları toplumu rahatsız eden, geren ve belki onların kızabileceğini ya da alınabileceğini düşünmeden hareket eden bir zihniyet söz konusu. Ve aynı zihniyetin biz Orta Doğu örneğine baktığımızda, işte İsrail örneğine baktığımızda çevrelenmiş, bir anlamda sıkışmış, bir yanda korku var. Yani niçin işte Katyuşa roketleri ancak üzerine düşerse zarar vereceği halde 1,5 milyon insanın korkusundan bahsediyoruz. Ve galiba İsrail'in yapısı içerisinde sürekli o milisler, şunlar, bunlar dediğimiz insanlar da var. Belki şey olarak ne diyelim, avuntu olarak söylenebilecek şöyle bir şey var. İsrail'de bu türden kesim herhalde ülkenin %18'i ya da 20'si. Yani aşırı siyonist ideallere inanan, bunu destekleyen, bunun ardından koşanlar ülkenin %18'i, %20'si. Bunun dışındaki kesim Türkiye'ye benzer bir şekilde belki laik kesim. Ve tahmin ediyorum bunların bütün bunlarla pek alakası yok. Ama bu kesim onlar üzerinde de belli ki baskı oluşturuyorlar. Çünkü o temel dini yasaklara uymayan insanların, yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllarda bir eğitim bakanı, bir Arap okulunu, kendi tebaası olan bir Arap okulunu ziyaret ettiğinde orada bir öğle yemeği yiyor ve ondan sonra aleyhinde propaganda başlatılıyor. Sen koşer olmayan bir yemeği nasıl yersin diye. Halbuki biz ne yaparız uluslararası yolculuklarda, eğer diyelim ki Türk Hava Yolları ile falan uçmuyorsak koşer, yani Yahudilerin yemeğinden isteriz ki çünkü o en azından işte besmele ya da Cenab-ı Hakk'ın ismi zikredilerek kesilmiş bir şeydir. Böyle bir şey var. Nihai olarak Ali abi şunu söylemeye çalışıyorum ya da şunu sormaya çalışıyorum. Bu haleti ruhiye, bir takım hesaplar, kitaplar, belki Hristiyanların yönlendirilmesi falan falan, ama eninde sonunda Avrupa'da da yaşayan, yani o ülkelerde yaşayan halen kendi insanları var. Ve bu insanlar da halen bir takım davranışlarla benim tespit edebildiğim kadarıyla biraz işte şehrin ana caddesini kestirirseniz, ben gece arabamla evime geleceksem ve yol kesmişse can sıkılır. Bu devam ediyor. Bunun varabileceği nokta hakkında neler söyleyebiliriz? Şimdi tabii bu İsrail'de yaşayan Yahudiler yekpare değil, homojen değil. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap bir değil diyor. Yani hepsi aynı değildir. Evet. Hatta Kur'an-ı Kerim o kadar ince bir ayrım yapar ki, yani içlerinde Allah korkusuyla gözyaşı döken, kantar kantar onlara altın emanet bıraksan ihanet etmeyen insanlar var. Evet. Yani diyor. Yani bunda hiç şüphe yok. Zaten biz antisemitik değilse Kur'an'dan dolayıdır. Yani Kur'an'ın bizi bu konuda bilgilendirmesi ve uyarmasından dolayıdır. Evet. Yani şimdi Yahudilerin içerisinde Mesih'in doğal yollarla geleceğine inanan Yahudiler vardır. Onlar Siyonizme karşıdır, anti-Siyonisttir. Ve İsrail Devleti'nin kuruluşuna da karşıdır. Hatta bunlar İmam Hümeyni'yi desteklediler, biliyorsun. Şu anda Ahmet-i Necat'a gidiyor. Mavi Marmara'da vardılar. Mavi Marmara'da vardı. Evet, evet, böyleleri var. Laikliğe nispete yakın vicdani retçiler var. Evet. Yani biz İsrail vatandaşıyız, bölge ülkesi olmak durumdayız. Bu Filistinlere ağır bir mağduriyet veriyoruz. Bu doğru bir şey değil, bu bizim aleyhimizde işler, bu vicdan bunu kabul etmeyen diyen İsrailli vatandaşlar da vardır. Asıl İsrail'de, yani bu Siyonizmi ayakta tutan, şiddetten yana olan, şahin olanlar Avrupa kökenli Yahudilerdir. Yani Rusya, Asya ve Amerika'dan gelen Yahudiler, Afrika'dan gelen Yahudiler nispeten daha
ılımlı, daha ılımlıdırlar. Ama Avrupa'dan gelen Yahudiler hiçbir şekilde uzlaşmada yana değil ve İsrail'in iktidar seçkinleri de aslında onlardır. Yani asıl İsrail'i problem ellerinde... de bu. Yani orada eğer hakikaten o jenosit, soykırım falan olduysa buna maruz kalan, bu travmayı yaşayan insanların şu anda Filistinlilere yönelik benzer bir zihniyet uyguluyor olmaları çok tuhaf. Ama abi bence kısa bir reklam arası verelim. Buyur. Çok ufak bir şey söyleyeyim. O da şu. Sebebi şu. Birincisi Avrupa'da çok ağır şeylere maruz kalmışlar tarihte. Az önce anlattığımız bu. Onlar da ruhi bir nefrete ve şeye dönüşmüştür. İkincisi de Avrupa'nın bir başkasıyla ötekiyle bir arada yaşama tecrübesi sahip değildir. Avrupa ondan etkilenmişlerdir. Bir bakıma onlar da Avrupalılaşmışlardır. Evet, farklılıkların yani, bir arada yaşaması konusunda evet, yani biraz hala cahil. Yoksa evet. Mesela Türkiye'den giden Yahudiler, İstanbul Yahudileri çok şey, hakikaten iyi insanlardır. Evet. Efendim konuşmak lazım tabii ki bütün bunları. Konuşmak lazım kısa bir reklam arasından sonra inşallah konuşulması gereken konuları konuşmaya devam edecek. Az sonra görüşmek üzere. Efendim merhabalar. Kısa bir reklam arasından sonra konuşmak lazım da tekrar karşınızdayız. Şimdi aslında İsrail Yahudiler konusuna nereden geldiğimizi sonradan biz de anladık. Arap Baharı, sonrası Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye derken bir şekilde İsrail mevzunu atlayıp oradan da epey bir Yahudilik, Avrupa'da Yahudilik, dünyada Yahudilik konusuna geldik. Aslında bu konu belki altı iyi çizilmesi gereken, üzerinde çok ciddi bir şekilde konuşulması gereken bir konu. Çünkü meselelerin anası şeklinde önümüzde duran ve eğer çözülmezse bölgeyi ciddi şekilde sıkıntılara sokabilecek bir mesele. Bunun için makul, aklı başında çözümler bulunabilme ihtimali ne kadar var bilmiyoruz. Ama konunun iyi anlaşılması ve bir şekilde manipülasyon sonucu oluşturulmuş kafamızdaki bilgilerin düzeltilmesi gerek. Tahmin ediyorum ileriki programlarımızda değişik şekillerde bu konuyu herhalde ele alacağız ve konuşacağız çünkü hakikaten konuşulması gereken bir konu ve bu konuyla alakalı bilgilerin çoğu bir şekilde gerçekten uzak olarak oluşturulduğu için tahsihe muhtaç, tahsih etmek için de konuşmak lazım. Tabii konuşmak lazım programıyla alakalı program öncesi Cevat abiyle ve Ali abiyle konuşurken Cevat abi çok güzel bir söz söyledi. Programda Ali Bulaç var, Cevat Özkoya var, Ekrem Kızıltaş var. Tabii zaman zaman konuklarımız da oluyor. Bundan sonra da olacak inşallah ama işte Ali Bulaç, Cevat Özkaya ve Ekrem Kızıltaş'ın yanında bir de zuhurat var dedi. Bu zuhurat işte çok hesaplamadığımız halde İsrail ve sonraki konulara dalışımızla alakalı bir şey. Bu akşam konuşmayı düşündüğümüz konulara geçmek için diğer konulara kifayeti müzakere ediyor ve şike konusundaki gelişmelere geçiyoruz. Şike konusundaki gelişmeler çünkü hakikaten şaşırtıcı gelişmeler. Bunlar herhalde bir sene önce, 6 ay önce ya da 8 ay önce çok kimsenin gündeminde yokken hatta bu yılın başlarında bütün kulüplerin başkanları falan kendilerine danışıldığında şike ile alakalı suçlara verilecek ceza için ağır hadler isterlerken her ne olduysa birden bir şike olayı ortaya çıktı ve bununla bağlantılı kovuşturmalar sürerken şike ile alakalı kanunda bir değişiklik gündeme geldi. Garip bir şekilde, belki başkaları için garip değil ama dışarıdan baktığımızda garip bir şekilde başka konularda bir araya gelmeyen meclisteki dört parti bir araya geldiler. Ortak bir kararla şike kanunu süratle kanunlaştırdılar ve ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu veto etti. Ama Barış ve Demokrasi Partisi geri çekti. Geri çekti şeyi. Barış ve Demokrasi Partisi Barış ve geri çekildi. Kalan üç parti ardında belli ki. Ve şu anda anlaşıldığı kadarıyla tekrar Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü. Diğer üç parti arkasında durduğu için anlaşılan önümüzdeki günlerde tekrar kanunlaşıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne gidecek aynı şekilde. Bu pek alışıldık bir şey değil. Dolayısıyla bu akşam bu konuda da konuşmamız gerekiyor. Evet Cevat abi ne oluyor? Vallahi ne olduğunu bilmek zor ama çok iyi şeylerin olmadığı gözüküyor. Yani evet. 7 ay önce bir kanun çıkıyor. Bu kanunu bu
millet meclisi yapıyor. Yeni bir millet meclisi yok yani evet. Orta yerde sonuçta. Veya bu millet meclisi mi yapıyor? Bu ya. Tabii bu millet meclisi yapıyor. Ama 7 ay sonra aynı millet meclisi. Hani bu cezaları çok fazla bulduk. Hakikaten bazen baktığınız zaman Türkiye'nin bir yargı reformuna ihtiyacı olduğunu ortaya koyacak şeyler çıkıyor. Yani hazinesine işte 130 yıllık ceza istenebilecek. Çünkü şundan şunu alıyor, bundan da bunu alıyor. Ekliyorsunuz, ekliyorsunuz, ekliyorsunuz. 130 yıla çıkıyor, 120 yıla çıkıyor. Eğer yazılanlar doğruysa. Bu anlamda işte Münevver'i öldüren bir vatandaş da 20 yılla, 24 yıl ceza yiyor. Ve o da 10 yılla kurtuluyor, 10-12 yılla filan. Böyle bir sıkıntı var. Evet. Bir yargı reformuna ihtiyacı olduğu gösteriyor. Yalnız orada bir sorun daha var. 24 Kasım'da hazırlanan, mecliste kabul edilen yeni yasaya göre ise hemen hemen para cezasının dışında şike yapanlar hiçbir ceza almıyor. Ve şikeyi sportif bir suç olarak ortaya koyuyorlar. Oysa şike spordan yani futboldan, basketboldan veya herhangi bir oyundan dolayı yapılmış bir hikaye değil. Başlı başına bu değil. Bundan ibaret değil. Evet. Yani bir çete kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki iki takım arasındaki hikayeye sen kaybedeceksin, sen şey yapacaksın. Veya öbür tarafta kaleciye sen gol yiyeceksin. Peki bunları yapmadığı zaman bir yaptırım var mı? Bir yaptırımı var tabii. Burada bir çete kuruluşu var. Peki başka yerlerde herhangi bir konuda bir çete kurulduğu zaman alınan ceza niye burada böyle bir ceza verilirse ters karşılanıyor? Bunu anlamak çok zor. İkincisi herhangi bir konuda asla bir araya gelmemiş. Her ne kadar BDP sonradan çekmişse de bana kalırsa parti içindeki birkaç kişinin itirazı ve şeyinden dolayı olmuştur bu. Çünkü orada sıralandı BTP'de. Bu işleri bilmeyecek bir pozisyonda değildi netice itibarıyla. Yani o da bir takım zaruretlerden dolayı geri çekti. Bu 4 tane partiyi, hadi BDP'yi çıkaralım, 3 tane partiyi ki meclisin %95'ini, %98'ini temsil eden bu kadar insanı aynı hizaya hangi gerekçeyle dizildi? Şimdi bunu bilen birileri vardır da bizim gibi sıradan insanlar, ortalama vatandaşların bundan çok haberi yok. Bir takım yorumlar. Efendim Aziz Yıldırım demiş ki konuşursam, hani Mehmet Ağar diyordu ya, Tuğla haberini çekersem şeyin, Uğur Mumcu'nun hanımına Tuğla'yı çekersem duvar yıkılır. Yani bir Tuğla'yı çekemem yani. Evet. Burada Aziz Yıldırım hangi tuğlaları çekecek? Kime değiyor bu hikaye? Yani belki de hiç böyle düşündüğümüz gibi bir şey yok. Ama bu meselenin makul bir izahı da yok. Yani şike sıradan bir olay değil ki. Mesela bu tür şike olayı yapan hiç ceza almaz bir pozisyondayken şeyi hatırlayalım. Bir 97 yılında galiba baklava ve Antep fıstığı çalan çocuklar vardı. Evet. Baklava çalan çocuklar. Bu yeni yasaya göre 24'ünde çıkan yasaya göre ve Cumhurbaşkanı'nın veto ettiği meclisin tekrar aynen göndereceğini belirttiği yasaya göre şike suçundan ceza almayacak ve bunlar ağır cezada değil sulh cezada yargılanacaklar. Baklava çalan çocuklar ağır cezada yargılandılar ve 9 yıl ceza aldılar. Evet. Yani şikecileri kurtarmaya çalışan siyasi mekanizma bu baklavacı çocuklar karşısında, baklava çalan çocuklar karşısında böyle bir şey göstermedi. Bu insanın aklına geliyor. Yani o zaman bunun bir izahı lazım. Niye yaptınız bunu yani? Tamam, meclis bir davranış gösterir ama gösterdiği davranışı birinciyi de kamuoyu önünde gösterdi, ikinciyi de bunlar birbirinin zıttıysa kamuoyu bu anlamda bir takım yorumlar yapar. Meclisin de bu yorumları ortadan giderecek şekilde kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyacı vardır. Yani kamuoyunun bilgilenmeye ihtiyacı var. Büyük bir şey ve Ahmet Taş getiren abi bir şey anlatıyor. Yani Gümüşhane'ye gitmişler. Rasim Ozan Kütahyalı filan da var. Gelmiş bir şeyin biri, bir vatandaşın biri demiş ki Rasim Ozan'a öfkeli, coşkulu programlarını ben seni seviyorum. Seni de seviyorum ama Beyaz TV'de yaptığın programlarda Fenerbahçe'ye ilişkin yaptığın şeyden dolayı gerçekten sana çok kızıyorum. Demiş ki ya ben Fenerbahçe'ye filan karşı değilim, şikeye karşıyım. Sen geç onu demiş. Sen Fenerbahçe'ye karşısın.
Şimdi buradan bir şey çıkarılıyor. Yani büyük bir kitle. Fenerbahçe, işte Bursa Spor bilmem ne, baktığınız zaman neredeyse Türk spor seyircisinin yarısını kapsayan bir kitleyi karşısına almak mı istemedi acaba şey? Ama bunun bir izahı olması lazım. Yani ben doğrusu meclisin meşruiyetini bile sorgulayabilecek. Evet. Sorgulayabilecek. Böyle bir davranışın milletvekilleri tarafından niye onaylandığını, neden onaylandığını bilemiyorum. Bir, ikincisi tabii burada bir şey de aklıma gelmiyor değil. Milletvekilleri kendilerini lüzumsuz mu hissetmeye başladılar acaba? Çünkü yani indir kaldır, indir kaldır. Onun için lüzum, yani nasıl olsa bunu yapmak zorundayız. Herhangi bir kanunu okumamıza lüzum yok. Büyüklerimiz bizim adımıza okurlar. Biz de bunu kaldırırız, bu parmağımızı. Çünkü daha önceki kanunu siz okuyarak veya bakarak çıkardıysanız bugünkü kanunu okey dememeniz lazım. Bu insanın birbiriyle çelişkisidir yani. Evet. Yani ben eminim ki bir kısım milletvekilleri de bundan ciddi sıkıntı duyuyorlardır. Yani hem karşı koyamıyorlardır. Bu şey adeta kendini güçsüz etme güçsüz hissetme hikayesi gibi bir şey. Ben doğrusu nihayet hepimiz oy kullandık. Bu insanları seçen insanlarız biz. Ben seçtiğim insanların bu kadar kendilerini güçsüz hissedebilecek bir pozisyonda olmalarını arzu etmiyorum yani. Cihat abi, ben hala spordan pek anlamadığım için, çok kafada yormadığım için. Ya bu sporla alakalı bir şey değil. Çete hikayesi bu. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ortadaki tabloyu ben şöyle okuyorum diyelim. Efendim bir kanun çıkarılıyor. Kulüp başkanlarıyla falan filan görüşülerek bu 7 ay önce çıkarılıyor. Sonra işte ortaya bir takım iddialarla bir takım gözaltılar, tutuklamalar olduğunda da bu kanun üzerinde bir değişiklik gündeme geliyor. Derken 4 partinin ortak teklifiyle parlamentoya geliyor. Birisi sonradan muteriz olsa da işte 4 partinin kabulüyle kanun Cumhurbaşkanı'nın önüne gidiyor. Ve süratle, komisyondan süratle geçiyor efendim, araya sokuşturularak. Genel kurulda kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı'nın önüne gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı biraz baktıktan sonra iptal ediyor. Bugünkü gazetelerde... Biraz bakmak konu, değil, incelettikten sonra. Neyse, incelettiriyor. İncelettirdikten sonra böyle bir karar alıyor. Bugün yanlış hatırlamıyorsam Taha Kıvanç'ın yazısı, Fevmikor'un diyelim yazısında vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında madem ki 4 partinin kararıyla bu buraya geldi, meclis iradesini hiçe saymak olmasın diye kabul etme eğilimindeymiş. Ama sonra ne olduysa bir şekilde veto etmiş. Tabii şimdi ortaya gene şöyle bir şey çıktı. Anlaşılan Sayın Başbakan vaktiyle bu konu gündeme geldiğinde eğer 4 partinin ortak takririyle gelirse ardında duralım dediği rivayet ediliyor. Şu anda da malum evinde nekaat döneminde, Allah şifalar versin. Gene eğer diğer partiler sözlerinin arkasındaysa bu konuyu tekrar gündeme getirelim, kanunu kabul edelim dediği rivayet ediliyor. Şimdi açık konuşulamıyor. Sizin de söylediğiniz gibi makul bir izahı falan da yok. Fakat bir bakıyorsunuz ki parlamentonun büyük iradesi bu işin arkasında. Açık bir durum var, evet. Burada belki sorulması gereken soru şu mu? Çete suçları, yani çete oluşumu falan gibi şey varsa zaten onunla alakalı herhalde müeyyideler var. Bunun dışına çıkarıp belki söylediğin o şey var. Emsal teşkil edecek bir karar da olabilir. Yani bu netice itibariyle Ergenekon davası nasıl bir davadır? Yani darbe suçudur. Evet. Darbe yapmak için çete kurma suçudur. Evet. Eğer burada bunu böyle bir çete... Çünkü bu şike yasası sporun oyun kısmıyla alakalı bir yasa değil. Oyun kısmında hani... tekme attın da bilmem ne yaptın filan gibi bir hikaye değil bu. Yani bu doğrudan doğruya sporu da yönlendiren, spor geçen de Ali abinin de anlattığı gibi sadece 11-22 kişinin oynadığı, efendim hakemlerin olduğu ve işte seyircilerin olduğu bir hikaye değil. Ortada büyük bir mali portre var, bir para hikayesi var. Para dönüyor orta yerde ve bu paranın yönlendirilmesi var. Bu para nereye yönlendiriliyor? Hangi istikamete yönlendiriliyor? Bu çeteler bunun için kurulan meseleler. Şimdi bu eğer yukarıdan veya herhangi bir yerden bir meşruiyet olmasa, bazen derler ki devlet içinden kaynak bulmadan, devlet içinden bir dayanak bulmadan çete kurmanın imkanı yoktur. Evet. Yani ve genellikle çeteler bu istikamette kurulur. Bir taraftan da söyleniyor ki Aziz Nesin konuşursan. Aziz Yıldırım.
konuşursam, Aziz evet. Yıldırım, Aziz Nesli dedim affedersiniz. Aziz Yıldırım konuşursam diyor. Konuşursam, evet. Bu konuşursam kime dokunuyor? Bu böyledir veya değildir ama eğer bu laf söylenmişse ve bunun istikametinde birbiriyle anayasa meselesinde, dış politika meselesinde %20'lik bile uyumu olmayan siyasal partiler bir araya gelmişse o zaman demek ki bu konuşursam lafı herkese değiyor yorumu evet. Meşruluk kazanıyor. Bu yorumların yapılmasına da uygun bir zemin var. Bu yorumların yapılmaması için kamuoyunun bilgilendirilmesi lazım. Ne iktidar tarafından ne diğer siyasal partiler tarafından kamuoyu bilgilendirilmiyor. Kamuoyunun bildiği varsayılıyor olabilir mi? İşte biliyorsa böyle yani, biliyor, böyle yorumluyor. Ama hayır. Bu bir taraftan da dediğimiz gibi hakikaten Türkiye'de yapılmamış bir yargı reformunun da ciddi bir biçimde yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Yani konjonktürel olarak hadiseler, bugün konjonktür AK Parti'nin lehine çalışan bir konjonktürdür. Hikayeyi konjonktürel olarak yürütürseniz konjonktür evet. Çok tez değişen bir meseledir. Yani öyle uzun yıllar devam etmez. O zaman bunları hukuki kayıtlara geçirmemiz lazım eğer burada yapılması gereken bir şey varsa. Yani adil bir yapı oluşturmak lazım diyelim. Ama yani ben gene eninde sonunda hala bir takım geçmiş tecrübelere falan bakıp insanların çok da böyle makul, herkesin üzerinde ittifak edebileceği ve sonra pişman olmayacağı, yani şeriatın kestiği parmak acımaz denilebilecek kanunlar yapabileceğini hala. Tabii bir şey söyleyeyim. O ayrı bir mesele evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir her konuda AKP'ye muhalefet eden bir parti olarak böyle bir meselede kamuoyunu bilgilendirmek lüzumunu da hissetmiyor. Ama bu meseleden bir şey çıkarmaya çalışıyor. Yani iktidar partisinde bir çatlak meydana getirebilir miyim? Evet. İşte Tayyip Bey'in hastalığı döneminde Cumhurbaşkanlığı devreye sokuldu efendim, Cumhurbaşkanlığı meselesi. Cumhurbaşkanı da kamuoyunda ön almak için Tayyip Bey'in hastalığından istifade ederek, Sayın Başbakan'ın hastalığından istifade ederek kendini ön plana çıkarıp kamuoyunun, çünkü bu belli ki kamuoyunun vicdanı da bu yasa konusunda sıkıntılı bir pozisyonda. Evet. Eğer bir referandum olsa öyle umuyorum ki bu şike yasası bu haliyle Cumhurbaşkanı'nın bunu veto etmesi meşru karşılanacaktır. Evet. Dolayısıyla buradan bir iktidar kavgası çıkarmaya çalışıyor. Oysa böyle bir kavga çıkarmaya çalışacağına adil olan ve doğru olanı yapıyor olsaydı herhalde kendini iktidara götürmek konusunda çok daha uzun bir mesafe almış olurdu. Peki, diye gene, düşünüyorum doğrusu. Gene spordan çok anlamayan birisi olarak. Ya netice itibariyle herhalde Ali abi de çok anlamıyor, ben de çok anlamıyorum. Sporun oyun kısmından ama bu oyun evet, kısmıyla çok oyun alakalı. Bu alakalı değil. Evet. Şöyle bir şey olabilir mi? 7 ay öncesine kadar demek ki Türkiye'de geçmişte bir takım şike, bağlantılı şeyler, maç almalar, kapatmalar, belki iddia oyununu ya da Toto, loto bir şeyler var galiba. Onları yönlendirme çabaları vardı derken 7 ay önce olur mu canım böyle şey falan diye çok ağır yargı reformunu gerektirecek hususlarda ağır bir kanun çıkarıldı. Sonra işte Aziz Yıldırım meselesi ortaya çıktı. Ya doğrudan bu olaylarla ya da belki başka sebeplerle ortaya çıkan bir şey bu belli ki. Çünkü herhalde ihaleler falan girilmemesi gereken ihaleler mi vardı? Her ne var idiyse böyle bir şey ortaya çıktı. Ha o zaman bir baktılar ki eyvah, yani bu işin ebatları çok büyük. Herkesi ilgilendirebilecek bir şey. Şimdi bu işin tukaka olduğunun, tehlikeli olduğunun herkes farkına vardı. Ama dolayısıyla bu işi yürütürsek birçok insanın belki ağır cezalar alması söz konusu. Dolayısıyla biz bu insanlar bu durumu anladığına göre şunu biraz makul seviyelere indirelim. Bundan sonra nasıl olsa kimse yapmaz. Çünkü eninde sonunda ceza aldıktan sonra bunun affedilecek olması ya da paraya çevrilebilecek olması da problem değil. Çünkü bunlar kamuoyu önünde eninde sonunda tanınan insanlar. Valla kamuoyu o kadar unutkandır. Kamuoyu unutabilen bir şeydir. Unutturulabilen evet. Bir şeydir. Yani burada iki uç noktada hareket ediyor. Bir, hakikaten olağanüstü fazla cezalar verilmiş daha önceki kanunda. Bir iki kanunda da bu cezalar iptal edilmiş. Para cezasına evet. Döndürülmüş. Yani 100 milyon dolarların döndüğü bir piyasada sen ona işte 300 bin dolar, 200 bin dolar, 100 bin dolar para cezası veriyorsun. Bunun bir anlamı bir olmaz evet. Ki. Bunun ikisinin ortası yok mu? Yani bana kalırsa da birinci kanundaki, yani birinci çıkarılan 7 ay önce bu cezalar fazla. Fakat şimdi de tümüyle iptal edilir hale geldi. Neden bu kanun
partilerle anlaşarak bir görüşme imkanı olmadı ve bu adaletsizliğin düzeltilmesi yoluna gidilmedi. Tabii burada şu söyleniyor. Yani AK Parti bunu yapmak istiyordu ama muhalefet AK Parti'yi açmaza düşürmek için kanun ya geldiği gibi aynen geri göndeririz, arkasında dururuz, üzerinde oynarsanız biz yokuz meselesi. Bu böyle bir şey yürütüldüğü ama, söyleniyor. Ama eninde sonunda sadece AK Parti zedeleyecek bir şey değil. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi de açıkça savunuyorlar şu an. Kimsenin bir şey dediği yok. Yani burada asıl hikaye şeyin, iktidarın düşürülmesidir. İktidarda oy kayması olmaya başladığı andan itibaren bu çok hızlı sirayet eden bir şeydir. Muhalefetteki zaten normal bir tabana oturmuş vaziyette. Nereye düşer? İşte 9-10 ama iktidarda düşmeye başladığı zaman iktidar kaybedebilir. Evet. Tabii dediğim gibi dışarıdan baktığımızda gördüğümüz bir şey. Muhtemelen herkes, yani bu işlerle ilgili herkes birbirine ne söylediğini biliyor. Yani kamuoyuna ilan edilmiş mesajların kime gönderildiğini biliyor. Biz buradan başka anlamlar çıkarmaya çalışıyoruz ama bu bana söylüyor diye tek kişiye söylenmiş mesajlar da var. Çok haberdar değiliz doğrusu. Ama açık söyleyeyim, bu meclis açısından, meclisin itibarı açısından iyi olmamıştır. Yani üstelik de meclisin itibarının çok yüksek olması gereken dönemler yaşıyoruz. İtibarının yani zedelenmemesi anayasa. Gereken dönemler yaşıyoruz. Hem anayasa meselesi, hem Türkiye'nin asker sorunu hallolmuş bir sorun değildir. Konjonktürel olarak hallolmuştur. İşte Sayıştay meselesini görüyoruz. Sayıştay'ın askeriyi denetleme imkanı ortadan kaldırılmıştır. O zaman ne kazanılmış diye bir soru sormak geliyor. Yani ne kazanıldı? Evet. Yani bunlar. Dolayısıyla yani bu konu belki bir şike sorunu sadece şike sorunu değil kanaatimce. Hı-hı. Yani sadece şikeden ibaret bir hikaye değil. Ali abi sen ne diyorsun? Şimdi bir defa noktasına birbirine dokunulmadan Cumhurbaşkanı'na gönderelim. Geri gönderelim. Cumhurbaşkanı bunu imzalayıp gönderecek. Tabii yayınlayacak. Seçeneği yok. 15 bir seçeneği var. O da Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi, bunu yapmayacağının sinyallerini veriyor. Evet. Fakat bundan hoşnut olmadığını da dile getiriyor. Dile getiriyor. Aralarında. Hatta çok AKP'li milletvekillerinin de hoşnut olmadığını biliyorum ben bazılarını. Hoşnut değiller böyle bir şeyden yani. Yani bir iddiaya göre grubun 2/3 aslında bundan hoşnut değil. Evet. Fakat şu anda ona evet dediler. Cumhurbaşkanı futboldan soğudun diyor. Yani bu şekilde bir söz var. Kuvvetli bir mesaj veriyor. Tabii yani kuvvetli yanlış bir şey yapılıyor. Bununla ilgili kuvvetli bir mesaj veriyor. Şimdi Ekrem Bey, burada 3 ihtimal var. Bir, ceza adaleti bakımından bir yanlışlık yapıldı. Evet. Vicdanlar bunu kabul etmedi. Çok ağır suçlar getirildi. Bunun tasih edilmesi lazım. Çok ağır cezalar getirildi, evet. Yani birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal, baskı ve çıkar grupları Türkiye'de tahmin ettiğimizden daha fazla güçlüdürler. Yani bunlar mecliste yasama üzerinde ve diğer kurumlar ve işleyen mekanizmalar üzerinde düşünemeyeceğimiz kadar belirleyicidirler. Tabii en başta da Fenerbahçe ve futbol kulüplerinin ne kadar güçlü olduğu ortaya çıkmış oluyor. Yani. Üçüncüsü de bu siyasi bir meseledir. Yani, yani bir ucu da siyasete değen bir tarafı mı var demek ki? Evet, evet, bir ucu da öyle siyasete giden bir tarafı var. Şimdi 3 mevzu var. Cihat aslında onları hepsini tek tek güzelce izah etti. Yani bir şike olarak bir konu var. Milyonlarca insanın aldatılması var bu iddia meselesinde. Çünkü evet. Sen oturuyorsun, oynuyorsun. Ve saf bir şekilde analiz yapıyorsun. Evet. Diyorsun ki bu maçta Sivasspor Bursaspor'u yener diyorsun. Ve ona göre bir bahis oynuyorsun, para yatırıyorsun. Fakat senin bilmediğin işte A ile B takımı anlaşmış ve bunu birkaç kişi biliyor. Bu borsanın manipüle edilmesi gibi bir şey. Aynen. Yani aynen onun aynen. gibidir. Çünkü yani ciddi de bir para bir avuç, dönüyor orta yerde. Muazzam bir muazzam para. Milyarlarca euro dönüyor bu işin içerisinde. Ve biraz da sadece Türkiye içinde değil galiba uluslararası bağlantıları da olan bir saha bu. Tabii. Toto, Loto falan gibi tabii. şeyler. Şimdi bu görmezlikten gelinemez. Yani
Bir başka önemli şey, yani mutlaka bu futbol kulüplerinin sistem içerisinde denetim altına almaları gerekiyor. Çünkü bunlar dernek hükmünde. Yani devasa bütçeler, devasa bir sirkülasyon var, cirolar akıl almaz şeyde. Fakat vergi bile ödemiyor bunlar. Yani vergi ödemez mi futbol kulüpleri? Tabii dernek yani, dernek hükmünde. Yani ne vergisi verecek? Yok öyle bir şey yani. Zaten bir dernek zarar ödüyorlar galiba. Bir dernek ödüyorsa o kadar ödüyordur evet. Yani o da. O kadar. Enteresan yani. Bir şey. Evet. Peki. Ve bu parayı şeyde kullanılır. Fakat daha ciddi olan şey, yani savcıların hazırladığı iddianameye baktığında bu işin bir ucunda da siyaset vardır ve çete kurma şeyi var. Bu çete işi sadece yani para işlerini manipüle etmek değil, aynı zamanda başka siyasi ve gayrimeşru oluşumlara kaynak aktarma ihtimali var. 16. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle şey yaptı, kabul etti. İddianameyi kabul etti. Yani hem savcılar hem de mahkeme üyeleri muhakemeye değer bir şey buluyorlar. Evet. Şimdi bu burada bir soru sormamız gerekir. Yani AK Parti'nin durumu, bir de MHP ve CHP'nin durumu. Bir de burada şeyi istisna etmek lazım. Yani adil olmak lazım. Barış ve Demokrasi Partisi, hı hı, evet başlangıçta şey yaptı, destek verdi. Sonra içerideki işte kendi içindeki muhalefet ve her ne hesap yaptıysa o imzasını geri çekti. Yani o iyi bir şey yaptı, onu takdir etmek lazım. Evet. Yani. Eyvallah da burada yalnız benim asıl takıldığım evet. Nokta tabii ki geri evet. Çekti. Yani bu imza koyanlarla aynı statüye koymak adaletsizlik olur zaten. Ama insanın aklına gelen şu, BDP'nin baştan itibaren buna muhalif olması lazımdı diye düşünüyor. Neden BDP de bu sıraya girdi acaba? Ne onu yani itibar eden şey ne? Başlangıçta öyle ama sonunda bundan sonunda vazgeçmesi, tabii, eyvallah. Takdir edilmesi bunu gereken söylemek gerek. Yani adaletli vicdanda olmak lazım. Burada bütün gözler, bütün okla şey üzerinde yoğunlaşıyor. Bu üç parti üzerinde. Üç parti, evet. Evet. Şimdi CHP ve MHP'nin rakip partiler olarak AK Parti hakkında hayır ha düşünemeyecekleri açık bir şey. Evet. Hani tabiri caizse halk arasında günahımı bile vermem denir ya. Evet. Yani onlar da AK Parti'ye günahlarını dahi vermezler. Fakat büyük bir heyecanla ve taallukla bu işin arkasında duruyorlar. Ya bunlar da çıkar ve baskı gruplarının ciddi manada etkisindedirler ya da Cevat'ın satır aralarında işaret ettiği, ima ettiği, eğer ceza indirimine kanuni düzenlemeler yapmak suretiyle ceza indirimine gidilebilecekse, ağır bulunan cezalar hafifletilebilecekse, sembolik duruma veya yatıldığı kadarıyla veya para cezasıyla bugün yargılananlar kurtulabilecekse, ki bu böyle olacak, hı hı, şeyde. Yani öyle gözüküyor. Yargılanan 93 kişi, 31'i tutuklu, diğerleri serbest, 93 kişi bu şekilde kurtulacaksa, hemen bunun arkasından CHP ve MHP'nin gündeme getireceği konu Ergenekon davasında da aynı Balyoz şey ve Ergenekon meselesi. Balyoz ve Ergenekon da aynı şey olmalı. Bu cezalar çok ağırdır. Zaten insanlar bu kadar senedir veya aydır içeride yatıyor. Bu infaz durumuna da geçti. Tutukluk süresi çok uzun. Bir zulme dönüştü. Dolayısıyla bir düzenleme yapalım. Şimdi burada AK Parti ben düzenleme yapamam diyemez. Yani niye ona yaptın, buna, hı-hı, yapmıyorsun. Burada da vatandaşlar arasında eşitsizliğe şey yapar. Peki sorulacak soru şu o zaman. Yani birisi bir askeri darbe yapmak, mevcut hükümeti devirip yerine işte kendine, kafasına göre bir idare kurmak için çete oluşturmuş durumda ve bunun içerisinde Allah korusun işte bombalamalar, şunlar bunlar, bir takım tuhaf tuhaf şeyler var. Öbürü de biraz sadece parayla belki alakalı, yönlendirmeyle alakalı bir şey. Yani gene orada bir eşitlikle alakalı bir problem var. Acaba sadece parayla alakalı bir şey mi? Öyle mi bakmamız lazım yani? Evet, bence de yani sadece parayla alakalı gibi gözükmüyor. Hatta bu Gladio davasına bakan İtalyan savcı bunu net bir sarahaten söyledi. Bu dava çok uzun sürecek. Bir şey, evet, evet. Bu dava çok uzun sürecek. 6-7 sene sürebilir ve hukuk oyunları
devreye girecek. Ergenekon'la alakalı. Tabii tabii Ergenekon'la. Evet. Orada Gladio idi. Hı, Gladio bizdeki. Evet, evet. Bizde de şey Ergenekon. Ve burada asıl büyük kavga hukuk alanında sürecektir. Yani hukuk alanında kazanılacak veya kaybedilecek. Yani bu yapılanma hukuk alanında ya ortaya çıkacak, deşifre edilecek ya evet. da kaduk kalıp kapatılıp gidilecektir dedi. Dolayısıyla yani bu hukuk alandaki mücadelenin nasıl gelişeceğini, nasıl seyredeceğini... Yani bununla ilgili bu şike davası lazım. Bir parametre mi olacak? Emsal teşkil. Cevat Güzel dedi, emsal teşkil edebilir. Yani. Evet. Şimdi bu İtalya'daki şey çok öğretici, İtalya'daki davanın safahatını bilmek. Kuklacılar diye bir İngiliz yazar bir kitap yazdı. Bu İtalya şeyinin safahatı ile ilgili Türkçe'ye de çevrildi. Yani o kitaba baktığınız zaman Türkiye'de hadiselerin niye böyle seyrettiğini, çünkü İtalya'dakiyle neredeyse birebir tekrar eden şeyler var. Olmaz denilen birçok şeyin olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu Türkiye'de de şey böyle. Yani evet. Bu sadece şike meselesinden ibaret. Futbolun oyun tarafıyla ilgili bir mesele değil, dediği gibi en önemli yanlarından biri de emsal olabiliyor olması. Yani çünkü dediği gibi bunda eğer bir değişiklik yapılmışsa Ergenekon meselesinde değişiklik yapmam diyemez kimse. Ha buradan şunu da kastediyor değiliz. Ne Ali abi onu kastediyor, ne ben onu kastediyorum. Yani bu tutuklu olanların tutuklulukları devam etsin ve bunlar tutukluluk cezaya dönüşsün. Biz bunu hayır, bu değil. Yani hem Ergenekon... Kesinlikle. Ve Balyoz davasından hem bu şike davasından tutuklu olanlar, yargılananlar, sanıklar, mazlumlar veya şüpheliler her neyse bunların hepsi A'dan Z'ye bizim nazarımızda şu anda masumdurlar. Yani sadece tutukluluğun cezaya dönüşmesi de kabul edilebilir bir şey yani değildir. Bunları yani. Bir suçlu olarak ilan edemeyiz. Ne zaman ki mahkeme sonuçlanır, evet. Mahkeme karar verir. O zaman bir Yargıtay neticelerini falan da beklememiz gerekecek. Elbette aynen evet. Öyle. Yok, zaten ben, ikincisi bu tutukluluğa önemli bir noktaya değindi. Onu da altını çizmek lazım. Bu tutukluluk süresi hakikaten şey infaza dönüşüyor. Yani ister Balyoz'dan ister Ergenekon'dan. Doğru. Yani bir... Düşün ki bir insan yargılanmış, ceza da almış. Evet. 5 sene ceza almış. Fakat 10 sene yatıyor. Tutuklu Yargıtay'ın kararını bekliyor. Bu yani hakikaten bir haksızlık. Doğru. Burada suç ve kusur mahkemelerde, yargıda değildir. Savcılarda ve mahkeme hakimlerde değildir. Siyasi iradedir. Siyasi iradenin yani yasamada. Yasamada. Kanun şey, yapan kurumda. Tabii. Bunu evet. Yeni bir düzenlemeye tabi hı-hı. Tutması lazım. 2007 Haziran ayından bu yana tutuklu olan insanlar var. Doğru. Yani bu hakikaten... O İmran dediği gece kondu olayından. Bir şey daha evet. Şey yapalım. Yani bu sadece Ergenekon ve Balyoz'la sınırlı değil. Normal yani siyasi suçlu olmayan mahkumlardan da aynı dediğiniz gibi tabii. 7 sene ceza alıp 10 sene yatmış insanlar var. Yani tabii. Bu insanların da artık... bu kadar zulme uğramalarına yani siyasi iradenin seyirci kalmaması lazım. Devletten alacaklı olanların sayısı epey fazla Türkiye'de ama maalesef. Özür bile dilemiyor bu anlamda. Evet. Öyle ya. Bir alacak ki yani var ya hayatından alıyorsun. Doğru hayatından alıyor. Hayatından yani alıyorsun. Bedeli yok bunun. Bedeli yok. Yok ben aklımın almadığı şu şimdi hakikaten tuhaf bir şey. 4 tane parti sonrasına yönelik bir takım hesaplar falan filan olsa da hep beraber yapılan bir iş bu. Evet. Hep beraber yapılan bir iş olduğu için sonra ne söylersek söyleyelim. Maşeri vicdan CHP ya da MHP ya da işte önceki haliyle BDP bu konuyla alakalı söz söyleyecek olsa bir dakika yani siz de bu işin içindeydiniz. Bu söylenecektir. Ha bu arada belki işte taraftar olanların işte o ne bileyim futbol kulüpleri taraftarları olanların başkanlarına ya da ne bileyim futbolcularına verilecek cezanın düşürülmesinin sağlayacağı kısmi fayda yani o kamuoyu desteği açısından faydalı da çok anlamı yok. Yani en de sonunda burada ciddi bir şey var. Niye Ekrem Bey, MHP'yi ve CHP'yi anlamak kolay. Evet. Yani Adalet ve Kalkınma evet. Partisi'ni tuzağa düşürmek istiyorlar. Ergenekon davasının arkasında duruyorlar. Yani bunlar masumdur. Bizim milletvekillerimiz içeride. Dolayısıyla bunların çıkması lazım. Ben onların avukatıyım diyor zaten. Abi sanki... Burada AK Parti... Anlamakta zorlanıyor. Evet yani AK Parti... Mutlaka bunun bir rasyonalitesi var, bir mantığı var düşündüğü. Hı hı. Bunu Cevat'ın dediği gibi yani açıklaması lazım. Yani bizi ikna etmesi lazım. Bunun evet. Mantığı nedir? Yoksa niçin spekülasyon yapılmaya yoksa devam edecek evet, yani. Bunun başka türlü yolu yok. Evet. Yani makul ve mantıklı bir açıklama herhalde var. Vardır ama bilgilendirilmek
gerekir. Yani mutlaka bilgilendirmediği sürece de bu tür yorumlar yapılacak. Ve bu AK Parti içerisinde de huzursuzluklara da sebebiyet verebilir. Eğer sahiden grubun üçte ikisi buna inanmıyorsa, mesela Şamil Tayyar çok net açık bir şekilde istifa edebilirim ben diyor. Bu çok daha farklı şeyler söylüyor ki bu konunun uzmanlarından. Yani istifa edebilirim dediği, referanduma gider ve referandumda bu kanun kazanırsa istifa ederim diyor. Yani normal şartlarda demiyor da. Evet. Tuhaf bir şey, çünkü referandumda kazanırsa ne demek? Halk bundan yana oy verirse o zaman ülkeden istifa etmek gibi bir şeyden bahsediyor. Halk kabul ederse. Demek ki AK Parti'nin toplumu bilgilendirmesi, ikna edici açıklamalar yapması lazım. Tabii dediğim gibi Tayyip Erdoğan da Sayın Başbakan da siyasetin yani bugüne kadar ortaya koyduğu performansla siyasetin kurdu olmuş birisi. Yani böyle basit tezgahlara düşecek bir... Hayır tabii, yani mutlaka bir... Bir rasyonalitesi var dediğiniz gibi. Var, evet var. Suizanda da bulunamayız onlar hakkında. Evet. Yani iyi netle de bunu yapıyorlar. Onda da hiç kuşku yok. O zaman inşallah bizi ikna etmeleri. Yani evet, Sayın Başbakan, iknaya ihtiyacı var. İnşallah herhalde birkaç gün sonra zannediyorum kamuoyunun karşısına çıkacak. İnşallah sağlığına. Allah şifaları versin. Ve hakikaten bu konuda hepimizi, bütün kamuoyunu herhalde tatmin edici açıklamalar yaparlar. Çünkü ne kadar siyasi hesap olursa olsun diğer iki partinin de bu işin içine çekilebilmiş olması... Yani çok garip bir şey. Çünkü eninde sonunda çok rahat bodoslamadan saldırıp altını oyabilecekleri bir konuda yanında duruyorlar. Sonraki hesaplar her ne olursa olsun. Yani sonra yanında durmadan AK Parti'nin bunu çıkarmasına vesile olup sonradan gene saldırabilirlerdi belki. Her neyse, çok da anlamadığım bir konu. Efendim konuşmak lazım bu akşam Cevat abinin söylediği gibi. Ali Bulaç, Cevat Özkaya, Ekrem Kızıltaş ve Zuhurat yardımıyla çeşitli şeyleri konuştu. Aslında konuşulması lazım gelen şeyleri konuştuk elden geldiği kadar. Konuşulması lazım gelen şeylerde yine elimizden geldiği kadar sizlere bir takım malumatlar, bilgileri aktarmaya çalıştık. Efendim konuşmak lazım burada sona eriyor. Ali Bulaç, Cevat Özkaya, ben Ekrem Kızıltaş. Yapım ve yayın demeye geçen bütün arkadaşlarımız adına iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki konuşmak lazım da buluşabilmek ümidiyle Cenab-ı Hakk'a emanet olun.